Sinan Canan hocamla ve Mustafa İslamoğlu hocamla birlikte güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kur'ani hayatla ilgili öncelikle bir veterimiz olacak. Onu hep birlikte izleyelim. Ardından programımız başlayacak. Bir neslin kendini Kur'an'ın inşasına teslim etmesiyle Allah'ın da tarihin inşasını o neslin eline teslim edeceğini, Kur'an'a nesne olanın tarihe özne olacağını, vahyin çırağı olanın hayatın ustası olacağını öğreten Rabbimizin muhatapları olarak neden Kur'ani hayat sorusuna cevap aramaktayız? Zira vahiy, Rahman'ın hayatla olan anlam bağıdır ve bu bağ insanlığın elindeki iyilik tohumlarının yeryüzüne saçılmasıyla kurulacaktır. Bu sahiplerde 2008 yılının Ramazan ayında hayatın vahiy ile inşası için Kur'ani hayat sloganıyla yola çıktığımız yolculuğumuza 11 yıldır soluksuz şekilde devam etmekteyiz. Bu şuur ve bilinçle hayatın yatağını vahyin belirlediği ilkelerimizle yola yatmadan, yolu satmadan, kim var diye bakmadan her sayımızda Kur'ani kavramların yeniden inşasını ele almaktayız. Zira vahiy ile inşa olan bir toplum anlam üretmeyi sürdürebilir. İlkeler başlığında Kur'ani hayat, kaleme andolsun emri ilahisiyle okumak kadar yazmanın da önemli olduğunun bilincindedir. Sözlü gelenek kadar yazılı geleneğinde vahiy aktarmada ne kadar etkili ve kalıcı olduğunu bilir. Kur'ani Hayat Dergisi yalnızca 2 aylık bir dergi olmaktan ziyade bir Kur'an mektebidir. Kur'ani Hayat, geçici ve sıradan gündemlerden ziyade hayatın bütününü konu alan vahyin, kavramlarıyla belirlediği bir gündem inşa etme çabasındadır. Bu bağlamda okunup tüketilen, meta değeri indirgenen, tiraj kaygısı güden bir dergi değildir. Eğer insanlık, insanlığı yeniden kazanacaksa, bu fiyatlardan değerlere dönmeden asla gerçekleşmeyecektir. Kur'ani Hayat, 11 yıllık yolculuğunda her sayısıyla ayrı bir Kur'ani kavrama işaret eden geniş bir müktesebat oluşturmuş, ilmi bir zeminde geniş bir literatüre hakim olan bir eser niteliğindedir. Temel hedefi, Kur'an'la ilgili araştırma ve yorumların cesaret ve ihtiyat ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesini teşvik eder. Geliştirilen düşüncelerin Kur'an'a arz edilip sağlaması yapıldıktan sonra geçerlilik kazanması şeklinde sağlam bir yöntemin yerleşmesine katkıda bulunur. Kur'ani Hayat, her sayıda ele aldığı Kur'ani kavramlarla muhataplarına bir okul olma, zihni bir üretim sağlama zemini hazırlamaktadır. Bu bağlamda kaleme aldıkları makalelerle Kur'an'a dönüşü hatırlatan akademisyen hocalarımızın desteği, kendi bünyesinde yetiştirdiği yazar kadrosu ve hali hazırda yazarlığa adım atmış yeni talebelere bir mektep olma görevine devam etmektedir. Tüm bu ilkelerden yola çıkarak bizler Kur'ani Hayat ailesi olarak diyoruz ki, insanlık kutsal kitaplara dönecekse Kur'an'a dönmeye mecburdur. Zira Kur'an rakipsizdir. Her alt disiplin onu işaret eden bir parmak görevi görmektedir. Kur'an'a dönüş hayatın kalbine dönüştür. Tüm bu sahiplerden yola çıkarak başladığımız yolculuğumuzun devam edebilmesi için siz gönül dostlarımızın Kur'ani Hayat ailesine katkı ve desteklerini bekliyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok enerjik geldiniz bana bu arada hocam. Onu baştan ifade edeyim. Hem siz biz hem Sinan hocam. Biz uyumaya çalışıyoruz, bilmiyorum valla ben biraz. Ben ihtiyarın tekiyim ya. Bende hep enerji olsa ne olacak? Hocam özellikle konumuz itibariyle de yeşilleri de giymişsiniz. Bir mesaj var mı buradan? Sinan hocaya uyum sağlamak için. Şimdi takım elbise giysem gelsem Paris'ten gelmiş görgüsüz gibi olacağım. Yani o suçu işlemedim. Rahat rahat konuşmak için rahat giyinmek iyi bir felsefesi uyarınca inşallah rahat rahat bir muhabbet ederiz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için bu arada. Evet, ben yeni mekana ilk defa geliyorum bu arada. Hayırlı olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli bir gündemimiz var, konumuz var. Ben öncelikle bir duyuru yapacağım hocam müsaadenizle ikinizden. Buyurun. De. Bu yayınımızı canlı yayın olarak takip edebilir seyircilerimiz. Bunu da yayalım lütfen. Akabe Vakfı sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Paylaşalım, hashtagler atalım bununla ilgili. Etrafımıza yayalım lütfen. Çünkü bunun yayılması gerekiyor. Bu konuların
konuşulmayan konuların konuşulması gerekiyor. Sorgulanmayan şeylerin sorgulanması gerekiyor. Bu açıdan önemli. Desteklerinizi bu açıdan da bekliyoruz diyorum. Hocam, öncelikle Sinan Hocam sizden başlamak istiyorum. Konumuz çok çetrefilli ve uzun olacak. Sınırımız var ama bakalım nasıl gidecek sohbetimiz. Allah sana kolaylık versin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hocam, özellikle insan ve doğa dediğimiz zaman birçok soru gündeme geliyor. Ontolojik bazı problemler gündeme geliyor. Özellikle doğayı tanımlamak ya da insanı tanımlamak istediğimizde biz doğanın bir varlık, bir nesne mi, özne mi, bir tercihleri olan, bir iradesi olan canlı bir varlık mı, yoksa canlılar olarak bildiğimiz biz insanların ve diğer canlıların nesnesi olan bir varlık mı diye sorarak girmek istiyorum. Buyurun. Cevabı kolay, bilmiyorum. Yani, zira bu aslında felsefi tercihlerle yanıt verilebilecek bir konu. Bir kere temel sorun şudur, bilmiyorum, uzatıyorum. Canlılık diye sorduğun o konunun ne olduğunu tarif edebilmiş kimse yok şimdiye kadar. Yani biz kendimiz canlıyız, içindeyiz canlılık denen şeyin. Canlılık denen şeyi laboratuvarda yüzlerce yıldır inceliyoruz, tabiatta gözlemliyoruz, evde saksıda yetiştiriyoruz, çocuk olarak büyütüyoruz. Eşimiz canlı, dostumuz canlı, her şey canlı. Bir de işte yok masa cansız, taş cansız, bunu da biliyor olmamıza rağmen canlılık denen şeyi henüz bırakınız laboratuvarda yapmayı tarif etmekten bile uzağız. Şimdi böyle olunca bizim için hala işte ne kadar bilim dünyası işte çok az kaldı, 3 yıl sonra canlı hücre üretiyoruz dese de, bu haber bu arada ilk defa 15 yıl önce çıkmıştı. 2 yıl kaldı canlı hücre üretmeye diye. 13 yıl gecikmeleri oynuyoruz şu anda. Neticede bilmediğimiz bir şey. Bundan dolayı mesele hala bizi aşan ve üzerinde gerçekten düşünce ve yol üretmemiz gereken bir konu. İhtiyatla yaklaşmanın çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir konu. Benim bana gelen kadim öğretilerden de hareketle, yani öyle cansız tabirini pek kullanmamaya çalışıyorum. Ne olacağı belli olmaz. Hani masaya, taşa tekme atarken iki kere düşünmek lazım. Hani belki bildiğimiz anlamda bir can değil ama evrende içkin bir şey var. O neyse o. Zira canlılığın ondan neşet eden bir şey olduğunu düşünmek çok daha makul. Bizim adına canlılık dediğimiz bu işte biyolojik varlığın. Dolayısıyla onun kuvvesi muhtemelen kainatta da gizli. Peki canlılık dediğimizde hocam, bu sadece biyolojik bir şey mi? Yani çünkü genel anlamda canlı dediğimizde biyoloji akla geliyor. Evet, biyolojik bir şey kastediyoruz. Onun dışında bir canlılık aramalı mıyız yani, zihinsel, psikolojik ya da metafizik? Valla işte tarifini metafizik. Bir yapsan arayalım onu, işte tarifi yok. Yani canlılık dediğimiz şey ruh gibi. Mesela ruh nedir diye bana hep soruyorlar. Diyorum, ne kastediyorsun? Lal oluyor karşıdaki. Çünkü ruh diye bizim gözlemsel olarak çıkartabileceğimiz bir fenomen yok. Yani ruh bir anlatıyla gelmiş bir şey. Canlılık da öyle. Mesela benim oğlum 2-3 yaşındayken, daha doğru düz konuşmayı bilmezken, arabanın cansız, kedinin canlı olduğunu biliyordu. Bir şekilde bunu fark edebiliyordu. Ama bu bilgi gözlemsel, bilimsel, tecrübi bir şey değil. İçkin bir bilgi bu. Yani o da hareket ediyor, o da ses çıkarıyor. İkisinde de bu özellik var. Ama bir tanesi yok diyor. Bu canlı değil, öbürü canlı. Onu ayırt edebiliyorsunuz. Bu daha deruni bir bilgi tipi. Hep öyledir zaten. Bilgi bir şeyi tarif etmekte çok zorlanırken tecrübe ve duygular onu tanımlayıverir, geçer gidersiniz. Ama bu anlamda biraz bakışla da ilgili. Siz sadece biyolojiyi canlılığa hasrederseniz, orayla sınırlandırırsanız, daha doğrusu canlı biyolojiyle sınırlandırırsanız, bence büyük resmi görmekte biraz problem olur. Sadece insanın bir kategorizasyonu diye faydalı olduğu yerde kullanmayı tavsiye ediyorum. Yoksa çok inanılacak bir şey değil yani canlı cansız ayrımı. Evet. Hocam, size geçmek istiyorum. Özellikle işin bir doğa kısmı var. Yani cansız varlıklar diye ayırt ediyorum. Ben de kategorize ederek anlayabiliyorum çünkü. Ben bu dersini veriyorum her gün. Eyvallah. Bir de hocam, işin bir de insan boyutu var. İnsan-doğa ilişkisi dedik çünkü. Burada da özellikle yaratılış kavramı çok ön planda. Çünkü biz bu ilişkiyi anlayabilmemiz için öncelikle yaratılışı anlamamız gerekiyor. Ontolojik bir sorgulama içerisine girmemiz gerekiyor. Ve insanın yaratılışı ile ilgili gerek vahiylerde olsun, gerekse bilimsel çalışmalarda olsun birçok teori var. İşte evrim teorisi bir taraftan, bir taraftan yaratılış teorileri. Bu açıdan baktığımızda insan-doğa ilişkisi bağlamında yaratılış konusunu nasıl yorumlarız? Bu konuda eseriniz de var çünkü. Kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Öncelikle sorudaki bir yanlışı düzeltmeme izin verin. Yaratılış teorisi ile evrim teorisi karşıt değil. Karşıt olarak değil de ayrı olarak şey yaptım. Yaratılış aslında
eğer yaratıcıyla, yani vahyi gönderenle kainatı yaratan aynı zatsa, o zaman Kur'an'dan önceki Kur'an'a bakarak Kur'an'da yazılanları nedir yorumlarız. Kur'an'dan önceki Kur'an hocam? Kur'an'dan önceki Kur'an varlıktır, tabiattır, kainattır. Kur'an yokken varlık vardı. Kur'an yokken tabiat vardı. Kur'an yokken hayat vardı. Evet. Dolayısıyla Kur'an o hayatın çok 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 uçlarında, çok ucunda bir yerde. Yani hayatı 24 saat olarak görürsek eğer, son saniyenin 20'de birinde, 30'da birinde geldi. Anlatabiliyor muyum? Onun için de yani bunu birbiriyle zıtlaştırmamak lazım. Aslında tabiat Kur'an'ı diyorum ben sürekli, tabiat Kur'an'ı. Tabiat Kur'an'ına bakarsak eğer, evrim bir yasadır, evet, bir kanundur. Ve bunun aksi zaten ne ortaya konmuştur, hipotez olarak da ortaya konmamıştır. Yani bırakın teoriyi, hipotez olarak ortaya konmamıştır. Onun için ben evrime inanmanın Allah'a inanmakla yan yana duracağına inanan bir insanım. Çünkü tekamülsüz, evrimsiz kainatta hiçbir şey. Ve Kur'an'a bakarsak eğer, Kur'an burayı işaret ediyor. Yani Kur'an'ın en keskin ayetlerinden biri, biz bir şeyi olmasını istediğimiz zaman ona ol deriz. Evet, çok meşhurdur. Ama devamındaki kelime, sözcük, fiili muzari olarak geliyor. Kün feyekun, fekan olarak geldiği bir yer yok. Defalarca feyekun, fiili muzari, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, üç zamanlı bir fiildir. Yani oluş sürecine girer diye çevirmiştim mealimde. Ona ol deriz oluş sürecine. Hiçbir şey hemen böyle tık ortaya çıkmaz. Her yumurtanın bir dönüşüm süreci vardır. Her tohumun bir çimlenme süreci vardır. Her fidanın bir meyve verme süreci vardır. Hiçbir şey, kainatta hiçbir şey süreksiz değildir. Süreçliliktir zaten evrimin motivasyonu. Onun için süreklilik aynı zamanda yaratışın kaçınılmaz bir numaralı yasasıdır, kanunudur. Onun için yani nereden bakarsak bakalım burada onlarca ayet okumaya gerek yok. Evet. Zira kainat Kur'an'ının ayetlerini okuduk mu yetiyor zaten. Buradan mesela yani paleontolojik verilere bakalım, fosil bilimin verilerine bakalım. Bugüne kadar düşünün 3,5 milyon yıl önceden önünüze kemik halinde ayetler geliyor. İşte Habeşistan'daki, Etiyopya'daki Lucy. Ben bizzat gittim, yerinde gördüm, yetkililerden briefing aldım. Dolayısıyla yani onun gibi çok. Ben Endonezya'daki Endonezya insanı hakkında da briefing aldım. Oraya da gittim, orada da onu gördüm. Anlatabiliyor muyum? İspanya'da ve Fransa'da yine insansılarla ilgili, Homo sapiens değil, ondan önceki insansılarla ilgili bilgi aldım. Bizzat yerinde gördüm. Bunlar hep ayetler. Düşünsenize. Yani karbon. İnsan kemiği karbon. Evet. Ve bunun yok olması lazım aslında. Makul. Efendim, mezarları açtığınız zaman görürsünüz toprağa dönüştüğünü. Ama size kadar geliyor. 31 tane mi Sinan hocam şimdiye kadar? Yani homo cinsleri, homo türleri. Bayağı efendim, çok. Bayağı çok. Habire de şey yapıyor geçen de sene. Tabii homo naledi diye bir tür gene çıktı. Düşünün, bütün bunlar bir ayettir aslında. Onun ötesinde daha arkaya gidin. Yani canlılık bir ağaç gibidir. Canlılık öyle, hatta zincir bile değildir. Yani halkalardan oluşmuş. Bir ağaç gibi kesintisiz, sürekli. Onun için bizim genlerimizde atalarımızın her biri erkek ve dişi, anne ve baba imza atmış. Öyle değil mi? Mitokondriyal DNA, annenin imzası. Y kromozomu babanın imzası. Her biri atmış mı hocam? Aynen öyle.
60. Yani imzayla dolaşıyoruz. Atalarımız, işte dedemiz, dede, bilmem kaçıncı bin dedemiz. Bu sürecin bir parçasıyız aslında. Tabii ki. Yani aslında bizim kendimiz bunun deliliyiz. Ve biz bir ayetiz. Biz bir kitabız. Dört kitap. Dört kitap öyle cilt, tevrat falan, zebur değil. Evet. Dört kitap nedir biliyor musunuz? Dört kitap. Bir, kainat kitabı. Tabiat kitabı. İki, insan kitabı. Üç, hadisat kitabı. Olaylar ve olgular kitabı. Dört, vahiy kitabı. Onun için bu anlamda nereye bakarsanız bakın, onu teyit etmek durumunda, zorunda. Kainat kitabına aykırı bir vahiy ayeti olmaz. Olamaz. O yüzden din, evet, özellikle din ve bilim çatışması meselesi de gündemde ya. Olamaz. O da bundan, evet, dolayı mümkün değil. Aynen öyle. Yani Allah'ın yaratışıyla, Allah'ın yaratışıyla Allah'ın diye inandığınız sözler çatışamaz. Çatışıyorsa ikisinden biri değildir. Zaten, evet, yani ya bilimi bilmezler ya dini bilmezler. Aynen. Genellikle de ikisini bilmezler. Aynen. Genellikle de ikisini bilmezler. Kuru bir itirazdır, evet, diyelim. Yani. Bu arada, evet, o dört kitap okumanız daha farklı bir okuma olarak literatürde. Çünkü dört, evet, kitap çok meşhur bir okumadır. Dört, evet, kitap denince akla neler gelir. Buradan da bir farklı bir okuyuş olsun. Özellikle hocam benim merak ettiğim bir şey daha var. Yine Kur'an'dan yola çıkacağım ama benim bildiğim kadarıyla Kur'an'da bir işte su, balçık, toprak, çamur gibi ifadeler, hı-hı, kullanılıyor. Hı-hı. Bu yaratılış süreci genel olarak bir heykelin yapılması gibi mi? Yoksa aslında biyolojik bir yaratılış, aslında hücreyi mi ele veren bir yaratılış süreci? Efendim şunu söyleyeyim, yani bu anlaşılmadı. Hatta Senayi Bey'in yaptığı Urfa konuşmamızda, evet, programımızda yaptığı bir şaka sırtımıza yapıştı kaldı Adem'in babası. Evet. Efendim anlatabiliyor muyum? Yani bu memlekette şablonlar ve şablonlarla insan linci kadar kolay hiçbir şey yok. Onu bir tarafa atalım. Yani eğer vahiyle Allah'ın sözleri diye inandığımız vahiyle Allah'ın yarattığı varlık diye inandığımız kainat iki ayrı tanrıya ait değilse, o zaman biraz önce de söyledim, vahiyde bir şeyleri yanlış anlıyoruz. Bir kere bugün inandığımız yaratılış, yani işte çömlekten yarattı Adem'i. Hı hı. Yani Allah işte yeryüzünün dört bir tarafından, hikaye böyle anlatılıyor. Evet, evet, farklı farklı. Evet, tefsirlerde dört bir tarafından çamur topladı efendim, toprağı getirdi, ona su kattı ve yoğurttu. Doğru. Ondan sonra insan suretinde bir çömlek yaptı. Yani tıpkı küpçünün küp yaptığı gibi, çömlekçinin çöplek yaptığı gibi. Hatta şeytan geldi, ağzından girdi, anüsünden çıktı, şöyle tık tık vurdu, tın tın öttü. Dedi ki ben bunu kandırırım, ben bunun içinde gezerim, böyle bunu parmağımda oynatırım dedi. Ondan sonra ona bir üfledi, o canlandı. Canlandıktan sonra tekti. Ne yaptı? Ona bir eş lazımdı. Canlandıktan sonra 13. kaburga kemiğinden, dikkat edin 13, evet, uğursuz kemik. Efendim, uğursuz 13. sayımız da var. Tabii. Hanımlar çok özür dilerim hepinizden, izleyenler de. 13. kaburga kemiğinden de eşini yarattı. Daha önce bir eşi yaratılmıştı, hikaye orada çatallıyor. Lilith. Efendim, ama o isyan etti. İsyan edince şeytan oldu. Kadından şeytan oldu. İlk kadın şeytan oldu. Kadın boşluğu oluştu orada. 13. kemikten bir eş daha yarattı. O ona itaate mecbur kaldı. Şimdi YouTube'dan tam burayı kesiyorsunuz arkadaşlar. Mustafa İslamoğlu bak neler diyor diye kestirin internette. Harika. Benden size ekmek çıkar bana bu. Harika bir yöntem. Bakın Sinan Hoca'yı efendim şey yapmayın. Efendim. Ve ondan sonra nasıl çoğaldı? İkiz ikiz kardeşler oldu. Hep ikiz oldu ama. Hep ikiz olmakla kalmadı. Biri erkek biri dişi oldu. Hep böyle oldu ama. Sipariş vermiş gibi. Ve ondan sonra ikizlerin birbirleriyle çapraz evlilik yapıldı. Alın size ensesten olma insanoğlu. Hepimiz günahın evladıyız. Hepimiz haramın evladıyız. Hepimiz ensestin çocuğuyuz. Oldu. Bunun dinle, İmanla, insafla hiçbir alakası yok. Akılla, bilimle, akılla, bilimle, biyolojiyle, kimya ile, fizikle
hiçbir alakası yok. Dolayısıyla nereden bakarsanız bu aslında Sümer'den Yahudilere geçmiş, Yahudi teolojisine bir kısmı Talmud'da, bir kısmı diğer kitaplarında yer alan, oradan da tarihsel olarak Müslümanların aşırdığı, ithal ettiği, benim açıkça söylediğim için taşlandığım uydurulmuş dinin ta kendisi. Onun için bu bir İsrailiyattır. Evet. Bu bir İsrailiyattır. Bunun dinle falan, bizim tefsir kitaplarında okuyorsunuz bunu. Peki nedir aslında? Ben Kur'an'daki yaratılış ayetlerini aldım. Önce şimdi şunu söyleyeyim. Yaratılışı ispat için Kur'an'ı kullanmak Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'ın kendisine aykırıdır. Ne demek çok bu? İddialı konuşuyorsun hocam. Evet, deli. Ne demek bu? Kur'an'dan, Kur'an bunu aslında bunun tersini söylüyor. Evet, Kur'an'dan. Bu görün, Kur'an'da onlar bakıp incelemezler mi deve nasıl yaratılmış? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Bakıp incelemezler mi gökler nasıl yükseltilmiş? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Bakıp incelemezler mi dağlar nasıl dikilmiş? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ Bakıp incelemezler mi yeryüzü nasıl yayılmış? Yani diyor ki Kur'an, eğer deveyi incelemek istiyorsan bana bakma. Araştır. Deveye bak. Zooloji diye bir ilim var. Evet. Hayvan bilim. Oradan araştır. Yani şeyleri kendi üzerinden araştır, benden değil. Eğer yeryüzünü incelemek istiyorsan bana bakma. Kur'an'dan yeryüzünü açıklamaya kalkma. Bu yanlıştır. Yeryüzünü yeryüzünden, jeoloji diye bir bilim var, oradan incele. Eğer gökyüzünü incelemek istiyorsan Kur'an'a bakma. Kur'an diyor bunu, gökyüzüne bak. Astronomi diye bir ilim var, oradan incele. Eğer dağları incelemek istiyorsan dağlara bak. Peki Ankebut 20'yi açarsak ne diyor? Biyoloji ayeti, evet. Efendim, biyologların ayeti. Orada da diyor ki, قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ De ki, gezin, dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Buyurun. Sizin yaptığınız yani şey. Şimdi Adem'in, daha doğrusu yani ilk insan sözcüğünü biz biraz mecazen kullanıyoruz. Hı-hı. Aslında efendim ilk insan demek bile yanlış bu anlamda. Hadi diyelim bir yerden başlatacağız diye. Yani bu bir taksonomik olarak kullanılmalı bu. Yani tasnif olarak kullanılmalı. İlk insan nasıl olmuş diye bakacaksanız Kur'an'a bakmayın. Kur'an'dan yola çıkmayın. İnsanın nasıl var edildiğini öğrenmek için yeryüzüne bakın. Yeryüzünü araştırın. Yahu yeryüzünü araştırın diyen bir kitabınız var. Kim öğretti size bu kadar hurafeyi? Kim öğretti size bu kadar yalanı? Din adına, Allah adına ne kadar kolay yalan söylüyorsunuz. Ve içine Allah peygamber katınca yalan esah mı oluyor? Dolayısıyla ben orada bu, aslında şöyle bir şey evet. eklesem. Yalandan ziyade sanki şöyle bir şey var. Ben mesela küçükken Allah gökte oturan beyaz enterli sakallı bir adam sanırdım. Bir de sürekli aklıma kötü bir şey gelince, küfür edince, yanlış bir şey yapınca yukarıdan başıma taş düşeceğini falan düşünürdüm. Neredeyse hepimizin aynı düşünceye sahip şey, olduk. Biz Zeus modeli çoğu kişi erkenden oturuyor böyle. Niyeyse sonra birisi bana ya Allah erkek mi ne biliyorsun falan deyince bir itikadım sarsılmıştı. Sus kafir falan ne diyorsun sen tabii erkek sonra... Düşündüm ben niye kadın olmasın falan diye bir içim yediğini hatırlıyorum. Şimdi bu tarz böyle çarpışmalar sonucunda eğer ya bir dakika hakikaten cinsiyeti var mı yok mu hakikaten gökte mi oturuyor şimdi burada ceza mı verecek falan sorgulamasına başladığınızda o çocukluktaki büyüsel inanç büyük ve erişkin insanın kamil algısına dönüşüyor. Ama bu sorgulamayı hiç yapmaz iseniz ki bizim gibi toplumlarda Orta Doğu toplumları bu sorgulamaya muhtemelen hiç vakit bulamadı. Antik çağların büyüsel inançları o zaman bir ihtiyaçken biz şimdi büyümemekte ısrar eden, ciyak ciyak ortalığı velveleye veren çocuklar gibi o antik masallara sarılma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü bilgiyle güncellemediğimiz dünya hayatı ancak hakikate oradan tutunuyormuşuz gibi böyle bir can hıraş oraya sarılma zorunluluğu veriyor bize. Çoğu insanla konuştuğumda ben mesela
Ben bir de hani dini bir eğitim üzerinden ya da bir ilahiyat kimliğinden değil de bilim adamı kimliğiyle bunu konuştuğumda gelip olay birden dini inançlara kilitlenince ben de mecbur topa girmek zorunda kalıyorum. Hadi şimdi Mustafa İstamoğlu'nun mesela hayatı müktesebatı bu, oradan rahat konuşuyor. Ama ben bir dakika ya dinde öyle değil falan diye rohoho karşı taraf bir ayaklanıyor. Ama bakıyorum onun feryadı benim anlattığım gerçeğe ya da benim inancıma ya da söylediğim şeye değil. Bir şey kaybetmekten korkuyor. Aynen bir çocuğun dışarıda soğukta kalıp böyle donmaktan, işte annesinden süt alamamaktan korkması gibi. Dolayısıyla aslında burada çok masumane, bilgiyle ve büyümeyle, ergenleşmeyle gidebilecek de bir, nasıl diyelim, geri kalmışlık hali var. Yani çocuklukta takılma hali. İşte böyle biraz daha sabır sınırlarını zorlasa bile ağır ağır bilgiyi gösterdiğimizde, hani ruhu patlamamış herkesin de bir şekilde bunu göreceğini düşünüyorum. Bu arada deminden beri böyle bayıla bayıla izliyor Mustafa Hoca. Çünkü ilk kitabı yazarken bir şey oldu. Mesela ben Türkiye'de hiç böyle bir şey görmedim. Bunu hep söylerim. Bu vesileyle tekrar söyleyeceğim. Yani hoca ona komplimansını söylemediğimi biliyor zaten ama bir örnek olması açısından bence önemli. Tırnak içinde din ilimleriyle uğraşan birisi yaratılışla ve evrimle ilgili bir kitap yazıyor. Birçok insandan görüş alırken benden de görüş istemişti o dönemde. Bana bir kitap draftı geldi. Dedim ki Mustafa İslamoğlu bu kitabı yazdıktan sonra sanırım Miami'ye taşınır herhalde. Zira sıkıntılı metin. Fakat içinde bazı biyolojik olarak şerh etmem gereken yerler vardı. Onları işaretledim, hocaya yazdım, gönderdim. Hiç bir virgülüne dokunmadan hepsini düzeltti, yerleştirdi. Eyvallah, eyvallah. Ve din ilimleriyle uğraşıyorum, ben her şeyi herkesten iyi bilirim vasfını ilk görmediğim, kendisinde görmediğim bir din alimi olarak gerçekten teşekkür ediyorum. Önemli bir örnektir. Bugün din adına benim karşımda konuşan insanlar biyolojiyi benden iyi bildiğini sanıyorlar. Rezilliktir bu. Aynen öyle. Din bilmek başka bir şey. Evde kendi beyin ameliyatını yapmıyorsan biyolojiyle ilgili de zart tut konuşmayacaksın. Aynen. Dolayısıyla bu konuda örnek olduğu için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve o metin tabii ki daha ilk metindir. Çok yazmamız lazım. Eyvallah. Çok fazla bir kalem oynatmamız lazım bu konuda. Ama çok önemli bir başlangıçtır. Okumayan var mı? Aman ha. Herkes okusun, bence çok önemli. Eyvallah. Orada müsaade buyurursanız sorunuzun şu kısmını da hemen çok tabii, uzatmadan buyurun. Şey yapayım. Kur'an'ın ayetleri Yahudi yaratılış, Yahudi yaratılış yalnız bu efsane aslında. Yahudi efsanelerine kurban edilmişti. Yüzyıllardan beri. Ben bu ayetleri, onların kurban ettiği bu ayetleri, onların kirlettiği ayetleri oradan alıp çıkarmak istedim. Yani benim bu kitapta yaptığım Kur'an'dan evrimi, Allah'ın kainat, tabiat Kur'an'ının yasası olan evrimi çıkarmak değil. Çünkü ben onu gördüm zaten. Onun için yani Kur'an kendisinden yola çıkarak bir yeryüzündeki canlılığın izahını istemiyor. Gezin yeryüzünü diyor. Yani tabiatın içinden, yaratılışın içinden, canlılığın içinden çözün bu olayı diyor. Benim içimden çözün demiyor. Ayetlerimi kullanarak çözün demiyor. Ben ayetlere yapışıp kalan bu Yahudi yorumunu ayetlerden kurtarmak için işte onun için girdim topa burada. Orada aynen. Orada işte bir yerde sadece Adem'in topraktan yaratıldığı diğer yerler, bakınız çok ilginç. Ve diğer yerlerde farklı formda geliyor, farklı isimler kullanılıyor. İnsanoğluna atıfen de kullanılıyor. Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen ayeti siz hakiki olarak anlıyorsunuz da. Peki yani aynen metin şu efendim, yani biz Adem'i topraktan yarattık. Peki şu ayete ne diyorsunuz? Biz insanoğlunu aceleden yarattık. Hı? Halaknel insane min acele. Nasıl? Aceleden nasıl yaratılır? Hadi bana izah edin. Yok, izah yok. İşte o da bunun gibi mecazdır diyorum. İnsan aceleci bir varlıktır demektir. Dolayısıyla insanın yaratılışında üç süreç var. Nedir bunlar efendim? Elementer süreç, embriyolojik süreç, biyolojik süreç. Elementer süreç, İlk canlılığın oluşumuna kadar anlatabiliyor muyum? Yani ilk RNA'nın
ribonükleik asidin oluşuna kadar. Ondan sonraki süreç biyolojik süreç. Yani ondan sonra insan Allah'ın bu yasasına girmiş, yani evrim yasasına. Evrim Allah'ın yaratma takdiridir. Allah'a nasıl yaratacağını biz mi dayatacağız? Dinciler mi dayatacak? Nasıl yaratacağını söyleme hadsizliği bize mi? Evrimle yaratmayı murad etmişse ben beğenmedim ya Rabbi, benim ideolojik şeylerime, ön yargılarıma aykırı. Sen ya böyle yarattınsa dahi bunu boz, bunu şey mi diyeceğiz, ne diyeceğiz yani? Bu garip bir dincilik biçimi. Onu da geçtik. Efendim gelelim embriyolojik süreç, anne karnındaki süreç, oluşum süreci. Evet, bakınız evet. Hepsi bir süreçlilik. Ve bu anlamda elementer sürecin bir parçasıdır topraktan yaratılma. Bu topraktan yaratılma değil, 7 ayrı çeşit ayet var. Yani çamurdan yarattık, topraktan yarattık, pişirilmiş çamurdan yarattık, efendim balçıktan yarattık, efendim dahası konsantre balçıktan yarattık, ses veren balçıktan yarattık. Su bakınız, aynen su da var. Su da var, evet. Bir ayrı ayet daha var. Biz her canlıyı sudan kıldık. İki ayeti yan yana getirin, izah edin hadi. Yani çelişik mi? Tabii. Biz her canlıyı sudan kıldık. Ne oldu şimdi? Yani her canlıyı sudan mı? Sudan mı yarattı, topraktan mı? Nerede şaşıracağız? Ne diyeceğiz şimdi? Yok. Metinler öyle okunmaz. Tırnak içinde kutsal metinler öyle okunmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu edebi bir kitaptır. Baştan sona efendim hem edebiyatın tüm sanatlarını içerir, hem de eliptik bir metindir. Her şeyi söylemez. Dolayısıyla yorumun coşkusu burada şarttır. Şarttır çünkü gerçek ve kendisine uymamız gereken Allah'ın tabiat Kur'an'ıdır. Tabiat Kur'an'ına bakacağız, ayeti öyle anlayacağız. Çünkü eyvallah. Kur'an öyle diyor. Gezip dolaşmazlar mı yeryüzünü? Yaratılışı nasıl başlattı? İncelemezler mi? Kur'an'ın işaret ettiği şey kendisi değil. Kur'an'ın işaret ettiği şey tabiatın kendisi. Bunu lütfen artık anlayalım. Eyvallah hocam. İnşallah. Çok yoruldunuz. Birazcık nefes aldıralım size. Evet. Hoca yorulmaz. Ben bir çok heyecanlı da anlatıyor, çok güzel anlatıyor. Tabii, biliyorsunuz zaten. Çünkü yani o sıkıntıyı yaşayanlardan biri kendisi. Biz o sıkıntıyla, hoca daha genç duruyor gerçi ama ben hafif böyle bir bedensel çöküntü yaşıyorum. Son programı izlemişsinizdir, bir coştuk biz bir komple. Geri alacağım onu mümkün olsa, YouTube'dan falan kaldırtacağım ama neyse, hayırlara vesile olmuştur. O dergide yazdığım bir örnek vardı, çok kısaca onu zikretmek istiyorum özellikle konu açıldığı için. Bir çocuk, varsayımsal bir çocuk önermiştim okuyuculara. Hiçbir eşyanın bulunmadığı bir odada büyütülmüş, hiçbir insan görmemiş. Önünde sadece küçük bir masa, oturabileceği bir koltuk. Ve o masanın üzerinde de kainatın bütün sırlarını içeren bir kitap var. O kitabı Müslümansanız Kur'an olarak düşünebilirsiniz. İşte Hristiyansanız İncil olur, Hintliyseniz Upanishadlar olur. İstediğiniz bir şey olsun. Ama sınırlı sayfa sayısına sahip bir kitap. Bütün şifreler orada. Kainatın her şeyini anlatıyor ama bu çocuk penceresiz, eşyasız bir odada hiç insan görmeden ilk gününden 20 yaşına kadar o odada yaşamış ve her gün o kitabı sürekli hatmediyor. Her gün okuyor ve kitapta insandan, ağaçtan, kuştan, yaratılıştan, ahiretten, cennet, cehennem bir şeyler bahsediyor. Soru şu, bu genç o kitabı ne kadar okursa okusun insan hakkında ne öğrenebilir? Tabiat hakkında ne öğrenebilir? Hiçbir şey öğrenemez. Evet. Ama aynı çocuğun odasını, bu sefer örneği değiştirelim. Doğduğu günden beri yine aynı odada, fakat odada küçücük böyle tuvalet penceresi benzeri bir pencere var yukarıda. Sadece güneş ışığı giriyor gece batarken, iki tane de ağacın tepesini görüyor, başka bir şey yok. Sadece o pencere yüzünden bile o kitaptan anladığı şey o kadar artar ki bir anda bilgisi kat be kat patlar. Şimdi üçüncü versiyonda odayı kaldırın, bu genci dünyaya salın ama başka hiçbir insan olmasın. Hiçbir insan yok. Sadece kendisi var. Bütün mahlukat var geri kalan. Hayvanlar, bitkiler. Okusun okusun o kitabı. Darwin olur. Deli gibi evrim kuramı çıkarır. Bilmem ne yapar. Ama insan hakkında hiçbir şey öğrenemez. Dördüncü versiyon. Dünyaya 7,5 milyar insan doldurun o arkadaşla beraber. Ama hepsi kendisinin klonu olsun. Aynı insan olsun. İşte adı Adem'se hepsi 7,5 milyar Adem olsun. Yine o kitabı okusun. Yine dünyayı geçsin. Yine insan hakkında hiçbir şey öğrenemez. Çünkü bir başka insanda kendisini göremez. Netice itibariyle bu kitaptan hakkıyla istifade etmek için
kevni ayetlerde olabildiğince nasipli davranmak, olabildiğince oradan nasip araştırmak lazım. Demiyorum ki herkes bilim adamı olsun. İnşallah olmaz, aç kalırız çünkü. Ben ekmek yapmayı bilmiyorum. Öyle herkesin profesör olduğu bir dünya çekilmez. Fakat ilmin bu kadar yaygın olduğu bir yerde hala çocukluk inançlarıyla debelenmek bugünkü başlığın temel nedenini oluşturacak. Eyvallah. İfsad edeceğiz, evet. Ediyoruz. Yani o büyüsel hikayeler yüzünden birbirimizi öldürüyoruz. Gırtlaklarımızı sıkıyoruz. Yaşamı, yani şu yaşamı yaşanmaz hale getiriyoruz. O nedenle artık büyümek, inisiyatif almak ve öğrenerek biraz şu dünyadan nasibimizi arttırmak lazım. En iyi arkadaşımız Google, öbür tarafta bence sorarlar Google'a ne kadar sordun diye. Bunun hesaba çekileceğini düşünüyorum. Harika. Google sorgusu var mizanda, ona göre. Evet. Ben de fetva verdim. En azından. En azından yani. Tabii en azından Google, o vardır. Yani. Google fetvasını da aldık, evet, hocam. Ben de amatör olarak fetva yavaş yavaş. Hocam özellikle araştırdığınız, ilgilendiğiniz alanla ilgili, yani zihin meselesi, beyin meselesi, bununla ilgili çok fazla araştırmalarınız var. İnsan zihni, insan beyni nasıl çalışır, hangi evreleri vardır? Bunun dışında özellikle sormak istediğim şudur. Doğanın da, kainatın da bir zihni var mıdır? Ve insan zihniyle bir ilişkisi, nasıl bir ilişki kurabiliriz ya da varsa? Şimdi bence muhakkak, fakat bu da yine felsefi. Sen bugün zor sorular hep bana soruyorsun. Bu da felsefi bir soru. Hocam da şöyle ki, görüşlerini söyleyebilir. Şimdi akıllı tasarım diye bir şey var. Bizim böyle özellikle Müslüman toplumlar bir ara bunu çok sevdi. Şimdi akıllı tasarım evrenin alternatifi gibi gözüktüğü için böyle hemen tabii canım akıllı falan, bak orada işte yaratıcı var falan diye coşuyoruz ama akıllı tasarımın ne söylediğini pek dikkat etmiyoruz. Akıllı tasarım diyor ki bazı şeyler, yumuşak G'yle bazı şeyler o kadar karmaşıktır ki kendi kendine pıt diye olamaz. Zeki, akıllı bir tasarımcı tarafından bir bütün halinde tasarlanıp ortaya çıkarılmış olmalı. Hiç Allah yarattı falan demiyor, öyle bir derdi yok. Ama dediği şey bazı şeyler çok zekice gözüküyor diyor. Ama bunun mevhumu muhalifini bizim Müslümanlar mesela hiç düşünmüyor. Akıllıca tasarlanmış bir şey var demek, akılsızca tasarlanmış bir şeyler de var demektir burada. Bir su molekülünün o son derece basit donma hikayesini mikroskop altında görüp de hayrete düşmeyenin insanlığından şüphe ediyoruz biz. Su molekülünün donmasının hiç de öyle aşırı zekice bir tarafı yoktur. Fakat muhteşem bir şeydir. Hiç de akılsızca gözüken bir şey değildir. Akıllı tasarım bizim insanın zihninde o kadim olarak bölünmüş olan evren algısının yeni bir dille ifadesinden başka bir şey değildir. Mucizelerle bum 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 çıkaran bir Zeus, bir de kendi kendine olan Kronos'un evreni. İşte o şeyin Hades'in, Mades'in kötülükler yürüttüğü falan saçma bir dualitenin aslında yansımasıdır. Mesela bizim kadim inancımızda ister direkt Kur'an-ı Kerim'den çıkarın, ister bizim kadim bütün anlatılarımızda, hatta mezheplerimizde, tasavvufumuzda hepsinde aynı şey anlatılır. Her an yaratılışta olan, her bir zerrenin hareketini bizzat irade eden, onun iradesi dışında hiçbir şey olmasının mümkün olmadığı bir evren içerisinde akılsızlık nasıl olabilir? Tesadüfe nasıl yer olabilir? Rastgelelik dediğiniz şey nasıl mümkün olabilir? Mesela biz bunu hiç sormuyoruz. Ve bunu sormadığımız için de ana konsepti bir türlü birleştiremiyoruz, anlayamıyoruz. Ve bu işte evrenin zihni var mı sorusu. Şimdi maddeye baktığımız zaman her şey o kadar zekice ki, yani bu kendi kendine kaza çarpışma demek bilimle bağdaşır ama insafla bağdaşmaz. Vicdan ve insafla yapılan bir bilim olaydı şimdiye kadar, yani biz yapaydık muhtemelen, olacaktı herhalde ama biz Batı'nın biraz bilimsel felsefesi anaya babaya kızıp böyle işte kendini yollara vuran bir ergenin tarzına benziyor. Yani bütün değerleri bir tarafa atıp ben sadece ilerlemeci olacağım, macera yapacağım falan gibi. Halbuki biraz daha kainatın estetik tarafını dikkate alarak, buradaki sanata bakarak bilim yapabilmek gibi bir tarihsel gelenek geliştirebilseydik, o zaman bugün mesela Rupert Sheldrake gibi isimlerin teorize ettiği bir şeyleri biz de görebilecektik. O diyor ki mesela evrende maddeye şekil veren morfik alan dediğimiz alanlar vardır. Bu alanlar görülmez, manyetik alan gibi kolay ölçülmez. Ama hem bize biçimlerimizi verir, bütün canlı cansız nesnelere biçim verir, hem de bir hafıza hattıdır, bir bellek hattıdır. Zamanla değişir, yani evrimin ana hattı odur,
dere yatağı odur. Ve madde bu morfik alanların içinden akar. Bu ne demek? Maddeye şekil veren bir fikir var arkada. Bir güç var, bir şey var. Bunu yani ya Allah'ın hikmeti deyip geçersiniz tabii. Güzel bir şey olur. Ama bu sizi bir sürü yükten kurtarır. Çalışma falan hikayesinde. Mesela araştırma. Bilim adamları diyorum 150 yıldır karıncaların bu yuvaları nasıl yaptığını araştırıyorlar. Bizimki diyor ki ne var orada? Allah'ın hikmeti işte. Ya. Abi bu süper bir konfor hali. Enfes. Değil mi? Fakat araştırmacı şunu. Allah bu hikmeti nasıl irade ediyor acaba? Basamakları nedir? Şeklinde bakıyorsa o ayrı bir konu. Neticede kainatın neresine bakarsanız bakın hiçbir şey yani temeli hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir kainatta yaşıyoruz. Şu sesi çıkarabilmem lütfen koltuğunuza ya da elbisenize ya da bedeninize dokunur musunuz? O dokunma işi var ya temas ediyorsunuz ya eliniz oradan geçmiyor ya bunun sebebi bir kuantum fiziksel prensip. Pauli'nin dışlama ilkesi. Fermiyonlar, bozonlar aynı yerde bulunamıyor. Niye? Kimse bilmiyor. Bilmiyor. Böyle. Ve bu mucize yüzünden madde var. Yoksa hepimiz bulut gibi birbirimizin içinden geçecektik. Ve garip bir ortam olacaktı. Ama var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bilgimiz yok bu konuda. Sadece her denediğimizde bu olduğu için neden sonuç raporu veriyoruz? Bilimin yaptığı bu. Eğer bir insan buna hayret etmeyi kaybetmiyorsa bilim çok faydalı bir şey. Ama buna hayret etmeden yapılıyorsa bilim görüyorsunuz sonuçlarını işte. İfsat sürecinin bir parçası oluyor. Bomba yapıyorsun, plastik yapıyorsun, zararlı kimyasallar yapıyorsun. Kendi canımızı okuduğumuz bir dünya yaratıyoruz yani. Neticede aslında ifsat dediğimiz şey de sanırsam bu. Evet. Hocam ikinize bir soruyu yönlendireceğim. Önce sizden alalım isterseniz. İnsanoğlu bu özellikle bir video vardı. Birçoğunuz bilirsiniz YouTube'da bir animasyon filmi. İnsanoğlu doğada bir yürüyüşe çıkıyor ve sürekli atık üreterek orayı ifsad ediyor. Sürekli bir kapitalizm eleştirisi aslında. Bilenler bilirler onu. Hocam şunu soracağım. Tarihten günümüze insanoğlunun doğayla mücadelesi ya da doğanın içerisindeki varoluş süreciyle ilgili insanoğlu müfsit, ifsad eden, bozguncu bir varlık mıdır? Ya da bunun tersi bir okuma yapmak mümkün mü? İnşacı bir insan tasavvuru. İnsanoğlu aslında ikisine de açık bir varlıktır. Çünkü ikisinin de tohumu insanda vardır. Dolayısıyla yani Kur'an'daki insana baktığımızda da bunu görüyoruz. İnsan potansiyel olarak ikisini de taşıyor. Onun için imma şakiran ve imma kefura ister üstünü örter, ister açar hakikatin, hakikati. İster efendim küfreder, ister iman eder efendim. İster ifsad eder, ister inşa eder. İster imha eder, ister ihya eder. Dolayısıyla insanda iki potansiyele var. Aslında bu ta Teodise'ye kadar, kötülüğün kaynağı problemine kadar gider. Ama burada asıl yani biz varlık sabiti olarak Allah'a inanıyoruz. Bu bana ait bir ifade. Yani çalmasınlar diye çok şeyimi tekrar çaldılar da. Hocam, varlık sabiti. Yani nasıl ki Arşimet sabiti var. Anlatabiliyor muyum? Pi sayısı Arşimet sabitidir. Nasıl ki fizikte Planck sabiti var. Yani tekillik dönemine Planck deniyor. Birinci dönem Big Bang'den sonra Planck dönemine Planck sabiti var. O sabittir. Niye böyledir tartışamıyorsunuz. Yani pi sayısı niye 3,14 tartışamıyorsunuz. Altın oran niye 1 çarpı 1,618 anlatabiliyor muyum? Fibonacci'ye sormak lazım ama Fibonacci bize tarif etmiş aslında. Ama bunu tartışamıyorsunuz. Bunlar sabitlerdir. 1 ve 0 sayısı da sabittir matematikte. Bunlar sabitlerdir. Niye sabittir? Bunu soramıyoruz. Allah bir varlık sabitidir. Ben Allah'ın akılla ispat edileceğine inanmıyorum. İnanmayanlardanım. Anlatabiliyor muyum? Bu tam yani, olarak ne demek hocam? Şu demek. Yani Allah'ın varlığını elle tutulur gibi, gözle görür gibi, üç boyutlu bir şeyi ispat eder gibi ispat edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bu zaten böyle mümkün olsaydı Allah şehadet alemine dahil olur. Gayb aleminden çıkardı. Biz de ona iman etmezdik, bilirdik çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani o artık ellenebilirler, kontrol edilebilirler, görülebilirler, duyulabilirler alanına girerdi. Bunlar yaratılmış alandır. O yaratandır. Dolayısıyla yani insan idrakini aşan bir hakikat. İdrak nasıl onu kuşatacak? Anlatabiliyor muyum? Bu demek. Peki
Allah'ın varlığı benim için nedir? Varlık sabitidir. Bu benim yorumumdur. Yanılıyor olabilirim. Yanılıyorsam Allah beni affetsin. O affı geniştir. Ama benim yorumumda Allah varlık sabitidir. O sabiti alınca, nasıl ki Planck sabitini alınca, yani varlığın başlangıcında, yani efendim kozmogoni dediğimiz evren doğum anlaşılmıyorsa, Planck sabitini alınca, 1 ve 0 sabitini alınca matematik çöküyorsa, Allah sabitini alınca da varlık çöküyor. Bir yığın boşluk kalıyor ortaya. Ben Allah'ı böyle ispat etmek isterdim. Anlatabiliyor muyum? İşte Gazali'nin yöntemiyle değil. Anlatabiliyor muyum? Yani 4-5 tane ispatı vacip derler buna. Allah'ın varlığının zorunluluğu şeyi var. Onun için ben böyle ispat ediyorum. Farklı bir yöntem benimkisi. Varlık sabiti. Yani bu çerçeveden bakınca insan kötülüğü de içeren bir varlık olarak yaratılmış. Zira bilinç var. İrade var, akıl var, vicdan var. Bakınız bu bilincin üç yüzleri. İşte üflenen ruh dediğimiz şey de ben böyle yorumluyorum. Üflenen ruh can değildir. Çünkü hayvanlara ruh üflendiğinden bahsedilmiyor. Kur'an'da 10 küsur yerde, 16 yerde üflendiğinden bahsediliyor ama hayvanlara değil. Yani insana ruh üflendiğinde insan beşerdi ve canlıydı diyorum. Anlatabiliyor muyum? Seçildi. Yani Ali İmran suresi 33. ayette insanın, Adem'in seçiminden söz ediliyor. Seçimden söz ediliyorsa alternatifler vardır. Başkaları olmadığı yerde seçimden söz edilemez diyorum. Dolayısıyla yani eğer ayetse al sana ayet demiş gibi oluyorum ama başka da çaremiz yok. Dolayısıyla bu anlamda insan imha ve inşaya, ifsat ve ihyaya açık bir varlık. Yani potansiyeli var. Hangisini kinetize ettiğinize bağlı, hangisini suladığınıza bağlı. Zaten sorumluluk da buradan kaynaklanıyor. Tercih de buradan kaynaklanıyor. Zira biz yapan tercihlerimiz. Tercihlerimiz yoksa eğer kötüye imkanımız yoksa iyi seçmiş olmuyoruz ki. Seçmediğimiz bir iyiden dolayı da salih amel olmaz ki. Mecburiyet. İnsanın eylemi salih, fasit, fasık diye ayrılabilir. Hayvanların eylemleri arasında böyle bir tasnif yok, böyle bir ayrım yok. Onun için biz bu anlamda tercihlerimizle sorumluyuz. Onun için sorumluluk bilincimiz bizi biz yapan şey aynı zamanda. Bilincimiz yani ama sorumluluk bilincimiz. İnsan hayatı imha da edebilir, inşa da edebilir. Başlangıçtan beri aslında Kur'an'da anlatılan kavimlerin helaki meselesi aynen doğaya müdahale ile alakalıdır. Doğa üzerinden verilir. Anlatabiliyor muyum? Bakınız Ad kavminin helaki bir kum fırtınası sonucunda oluşan bir helaktir. Hep doğa. Aynen doğa üzerinden verilir. Zira azmışlardır. Azmak ne demek? Aslında şımarmak. Yani size verilen emanetleri yerinde kullanmamak. Emanete ihanet etmek. Yani size aslında kardeşçe geçinmeniz için misafirhane dayanmış, döşenmiş bir misafirhane veriliyor. Yeryüzü isimli şu yani küçük mavi gezegen. Bu muhteşem şey. Bu muhteşem şeyin ihtişamını görmek için uzaydan bu gezegene bir bakmak lazım. Astronotları bir dinleyin. İlk defa dünyayı uzaktan gördüğünde ne hissettiklerini belgesel yapmışlar. Dinlediğim en etkileyici şeydi hayatım. Aman Allah'ım. Evet. Sizin hepinize tavsiye ediyorum. Gayri ihtiyari diyor, gözlerimden yaş gelmeye başladı. Bu, yani gurbet hissi. Gurbet hissi. Bu çok önemli. Bu küçük mavi gezegen var ya, kıymetini bilemediğimiz muhteşem bir imkan. Onun için bizim hepimizi yani füzelere alıp da uzaya mı uçurmak lazım kıymetini bilmek için? Uçan birkaç insan yetmez mi? Hatta hiç uçmadan yetmez mi? İşte yetmesi için aslında bize kadar gelen vahiylerin tamamının maksadı bu. Yani bunu bir emanet bilin. Siz hayatın Rabbi değilsiniz. Siz
hayata mensupsunuz. Hayat size değil. Bir hayata, parçası. Hayata mensupsunuz. Sadece parçası değil. Aynı zamanda son halkasınız şu an itibariyle. Devam ediyor hayat. Ama siz sofraya en son geldiniz, en baş köşeye kuruluyorsunuz. Bir de sofrayı tekmeliyorsunuz. Sofrayı mahvediyorsunuz. Sizin ne hakkınız var? 4 milyar yıllık bir hayat var. Yeryüzündeki hayatı 4 milyar yıl diyebilir miyiz Sinan Hocam? Evet. Efendim, 4 milyar yıllık bir süreç var. 4 milyar yıllık, hadi söyleyeyim, bir emek var. Eğer inanıyorsanız bu emek Allah'ın emeğidir. Neden saygı duymuyorsunuz? Aslında bu orada anlatılan Semud kavminin hikayesi nedir? Bir işte deve hikayesi. Orada deve, Allah'ın devesi demekle o deve böyle olağanüstü, uçtu kaçtı bir deve falan değil. Böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Peki nedir Allah'ın devesi? Niye Allah'ın devesi? Allah'ın arzı deyince ne anlıyorsanız, Allah'ın beyti deyince Kabe'ye ne anlıyorsanız, anlatabiliyor muyum? Onu da öyle anlayın. Allah'ın arzı yeryüzü. Dolayısıyla Allah'a nispet edilen şeyler Kur'an'da prensip olarak kamu malı demektir. Kamu malı. Kamu malı. Yani özel mülk olmayan Allah'a nispet ediliyor. Kabe kimsenin özel mülkü değildir demektir. Kamu malıdır. Kamu malıdır. Kamuya yani Allah sahip çıkıyor. Kamunun olan hakka Allah sahip çıkıyor. Bu demektir. Onun için arzullah budur. Nagatullah budur. Efendim Beytullah budur ve daha diğer şeyler budur. Bunu geçtik. Orada da bir hayvana eziyet ediliyor. Ne yapıyor? Su verilmiyor. İşkenceyle, agara fiili işkenceyle öldürülüyor ve bir helak görüyoruz. Yani hayvanlar üzerinden bir ders veriliyor. Unutmayalım, Kur'an'da anlatılan bu kıssaların tarihsel olarak olmuş olması da şart değil. Neden? Kur'an tarih kitabı değil, biyoloji kitabı olmadığı gibi, jeoloji kitabı olmadığı gibi, astronomi kitabı olmadığı gibi. Kur'an hidayet rehberi, yani rehberlik. Dolayısıyla Kur'an bize bir zihin inşa ediyor. Bizde bir zihin inşa ediyor. Bu inşa ettiği zihinde hayvanların da yeri var. Bugün İslam toplumlarının, Müslüman şarkın hayvana bakışına bakar mısınız? Sokak hayvanlarına bakın, bir ülkenin medenilik skalasını oradan çıkarırsınız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sokak hayvanları neyse, eğer hayvanlarını sokağa bırakıyorsa insanlarını da sokağa bırakıyordur o ülke. Kesinlikle öyledir. İsterseniz araştırın. Dolayısıyla sokak hayvanlarına nasıl muamele ediyorsa bir toprağın insanı, aynı zamanda insanına da öyle muamele ediyordur. Bu çok önemlidir. Aynı zamanda bir de hayvanın terbiyesi var. Siz zannediyor musunuz ki biz hep hayvanı terbiye ediyoruz? Hayır, hayvan asıl bizi terbiye eder. Onun için kedi sahibi olmak, köpek sahibi olmak öyle bir şeydir. Aranızda var mı kedi köpek sahibi olanlar? Vardır muhakkak. Evet, onlar bilirler, iyi bilirler. Anlatabiliyor muyum? Sabrı onlar öğretirler bize. Bir can ne demek onlar öğretirler. Bir canı yaşatmak ne demek onlar öğretirler. Onun için bu çok önemlidir. Onun için seri katiller ilk eza, cefa ve öldürme işini hayvanlar üzerinde denerler. Ondan sonra insana kayarlar. Yani orada gördüğümüz, Kur'an'da gördüğümüz bir şeyde bu helak biçimi. Diğer helak biçimleri de işte volkanik bir helak biçimi var. Efendim bir patlama ile helak biçimi var. Yani hep tabiattan. Bu anlamda insan tabiata eğer kendisi kibirle yaklaşırsa, tabiatın bir emanet olduğunu ve kendisinin de tabiata mensup olduğunu unutursa, bu çok önemli. Peki biz niye böyle yapıyoruz diye sorarsanız, bendeniz her sorunun arkasında İnancı görüyorum, yamulmuş ve yozlaşmış inancı. Bu coğrafyaların tümünde hangi soruna el atarsanız atın, soruna arkaya doğru izi sürün, ta varacağınız yerde orada bir yanlış inanç, yozlaşmış bir inanç bulursunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani gelir bu topraklardaki iyilikler inanca dayanır, kötülüklerin tamamı da inanca dayanır. Burada inanç nedir?
burada inanç. İster kendisi itiraf etsin, ister itmesin. Çünkü kültürdür bu. Zincirleme gelir. Kültür bir efendim hava gibidir, atmosfer gibidir. İçine gireni farkında olsun ya da olmasın sarar, kaplar ve etkiler. Bu topraklarda kültür insan kibrine dayanır. İnsanın diğer varlıklar karşısında kibrine. Bu kibrin de ifadesi insan eşrefi mahlukattır. Bu bir kibir ifadesidir. Ve Kur'an tam tersini söyler. Çok ilginç. Kur'an'da bir ayet var biliyor musunuz? Yerlerin ve göklerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür. Ekber kelimesi geçer içinde. Çok yani... İlk defa ya, duydum hocam. Eyvallah. Tahmin ediyorum birçokları da ilk defa duymuştur. Yani şeref açısından büyüklük, şeref büyüklük ifade eder. Büyüklük açısından yerler ve gökler, yani tabiat mı büyük, insan mı büyük, tabiat büyük diyen bir kitabınız var. Siz neye iman ediyorsunuz? Dolayısıyla bu eşrefi mahlukat yanlışı var ya, insanı kibre sürükledi. Hoş, eşrefi mahlukat deyince insana eziyet etmediler mi? İşkence etmediler mi? Tabii öldürmediler mi? Sürüklemediler mi? Kalaslarla ezmediler mi Ferhunde gibileri? Milyonlarca Ferhunde'yi. Buyurun tarihimize bakın. Onun için orada insana saygı maygı göstermek istemiyor aslında. Öyle bir derdi yok. Nedir derdi? Derdi tepe tepe kullanacağı bir tabiat var. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şeye saygı duymadan tepe tepe kullanabileceği. O niye yapıyorsun deyince benim değil mi diyor. Bana benim emrime amade değil mi diyor. Hayır, senin değil. Emanet. Sen de emanetsin. Eyvallah. Ve işin ilginci senin annen o. Hayat ve tabiat insanoğlunun annesidir. Seni o doğur. Anlatabiliyor muyum? Anana nasıl hürmetkarsan tabiatı da öyle hürmetkar ol. Niye? Ananı tabiat doğurdu. Seni anan doğurdu. Anaların, tüm anaların anasını tabiat doğurdu. Hayat doğurdu. Niye büyük annene saygın yok? Onun için yani sonradan geldin sofraya. Haddini bil. Baş köşeye oturdun. Yapma böyle. Sofrayı devirme. Eyvallah hocam. Sinan hocam, siz tarihi süreç açısından evet, insanı nasıl tanımlayacağız? Bunu 500 yıldır söyleyedik. En büyük çevreci hareketler, Greenpeace'ler falan Müslümanlardan çıkacak. Aynen. Biraz geç kalmış. Neyse, hiçbir şey için geç değildir yani. Yol yakınken. Çıkar mı hala? Öyle bir umut var mı? Şimdi efendim, insanın fabrika ayarları diye bir şey anlatıp duruyorum ya ben. Sürekli duyanlar vardır. Onu bir kitap da yaptım şimdi. Bu insanın fabrika ayarlarında anlattığım şeyin temelinde şu var. İnsanoğlunu diğer canlılardan farklı kılan şeylerin yanı sıra onlarla ortak da yapan bazı özellikleri var. Ve biz bu özellikleri unuttuğumuz için kendine yabancılaşmış bir türüz, tek türüz bu açıdan. Neden yaptık bunu? İşte tahminen 12-13 bin sene önce tarımı falan icat edip de böyle toplu yerlerde gıda üretebilmeye başlayınca şehirler, işte önce köyler, topluluklar, şehirler ortaya çıkıyor. Şehirler ortaya çıkınca da orada bir takım kurallar, kaideler, kanunlara ihtiyaç var. İşte özel mülkiyetler, şunlar bunlar. Ve insanın ifsadı aslında temelde burada başlıyor gibi gözüküyor. Zira dinler tarihine temelde bakın, mesela hocam detaylarını daha iyi verebilir. Bununla yaşıttır. Yani 10-15 bin senelik bir bantta biz insan topluluğunun içerisindeki dinlerden falan bahsederiz. Dolayısıyla bu işte Adem falan hikayesini, o anlatıyı temelde bir daha... Bu antropolojiyle bir daha yorumlamak zorundayız zaten. Çünkü yani insan 300 bin senedir burada. İşte hocanın Uganda'da falan gördüğü o buluntulardan falan çok iyi bildiğimiz şeyler bunlar. 300 bin senedir modern insan bunda. Biz yani şu Adem anlatısını bütün dinlerden geriye takip edin. Maksimum 12 bin sene geriye gidersiniz. Dolayısıyla zaten orada bir tenakus var. Ama esas bu hikayeden bence anlamamız gereken şey şu gibi geliyor bana. Benim insanın fabrika ayarları birinci kitapta öyle başlıyor. Televizyonda bulduğum bir tanım oldu. Mecburen insan nedir sorusuna verdiğim. Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlıdır demiştim insan. Gerçekten öyle. Yani böyle bir özelliği var. Her türlü fiziksel ihtiyacını tatmin etmenize rağmen onu tatmin edemediğiniz bir varlık. Yani ne olursa olsun her şey sağlık yerinde, çoluk çocuk işte para pul her şey var. İçi daralıyor mesela durduk yerde bir şey yapası geliyor falan filan böyle. Bir soldan geliyorlar bir şey oluyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Mesela bugün psikiyatristlerin kapısını aşındırdığımız, yani psikiyatrinin, psikolojinin en zirve meslekler haline geldiği dünya, insanlığın yaşamda kalma sorunlarını en alt düzeye indirdiği,
Yani sorunların neredeyse tamamını çözmeye yaklaştığı bir dönem. Sorunları çözülmesine rağmen delirmesi artıyor insanın. Niye? Çünkü artık o temel ihtiyaç, sıkıntı, arıza, o işte müşküller azaldı. Hayatta kalmaya çalışan bu zayıf, çıplak primatın hayatta kalma görevi bitti artık. Ne yapacak? Ona buna soracak. İşte hayatta kalma donanımı komşuya saracak, emeklilik planına saracak, kariyer, anti-aging bilmem ne. Onlarla uğraşacak işte, futbolla uğraşacak, sürekli siyasetle uğraşacak. Sürekli bir can sıkıntısı var. De bir şeyle hayatı doldurması lazım. Şimdi dolayısıyla modern insanın trajedisinin ne olduğunu unutmasında. 160 bin sene önce toplam dünyadaki nüfusu 2000'in altına düşmesine rağmen büyük bir buzulcağı soğumasını bile atlatmış olan Homo sapiens'in bugünkü torunları yapay zekadan korkuyor. Fişi çekince duran alet bu. Buz çağını atlatmış bir ırkın ahvadısın, kendi yaptığın aletten korkuyorsun. Niye? Ne olduğunu unuttun çünkü. Kapalı bir kutu içerisinde tabiatına yabancılaşıp kendi düzen, kural, kanun ve zihin kalıbın içerisinde dışarıda nasıl bir görevle bugüne kadar rafine edildiğini, işte o ahseni takvim diye İslam'da bahseden süreci nasıl, neden geçirdiğini unuttun yani. Dolayısıyla şimdi burada tamamen kendi kurallarımız içerisinde, daha bugün bir öğrenci arkadaşımla konuştum mesela, çocuğu böyle resmen ezen korkularının hiçbirinin gerçek dünyada bir kıymeti, harbiyesi yok ama o onu tamamen gerçek zannediyor. Beni izliyorsa şu anda ona selam ediyorum. İsim vermeyeceğim tabii. O sıkışmış zihin tamamen bizim sanrılarımızdan ibaret. Şimdi bu az önce bahsi geçen, yani insan yıkar mı yapar mı meselesinde insanı insan yapan noktayı bence işaret ediyor. İnsana öyle bir kabiliyet verilmiş ki, bu benim beşinci fabrika ayarı. Sınırlarını zorlamak zorunda. Böyle bir güdüyle dünyaya geliyor. Yani bu şu anda burada yaptığınız şey bile o. Şu anda yiyip içip evde yayılabilirken gelip burada böyle oturuyorsunuz saatlerce. Tuhaf bir şey yapıyorsunuz. Yani hayatta kalmanıza çok yardımcı olmayacak, garip, biyolojik dürtülerinize ve ihtiyaçlarınıza zıt bir şeyle vakit geçirebiliyorsunuz. İradenizle vücudunuzu zorlayabiliyorsunuz. Korka korka bir şeyin üstüne gidebiliyorsunuz. Bu niye lazım? Bu zayıf ve çıplak canlıdan ben bu tepeyi aşayım, bunun arkasında belki daha güzel bir yer vardır diye harekete geçsin, 10 kişi gitsin, 9'u ölsün, birisi bize yeni bir ülke bulsun diye. Hepimizin içine konmuş bir sistem. Hepimiz böyle doğuyoruz ve devamlı bir sınır zorlama, bir efendim yeni bir ihtimal ufuk keşfetme içimizi yakıp tutuşturan bir şey. Ama bunu tatmin etmediğimizde işte psikolojik sıkıntılar yaşıyoruz. Sınırını aşabilen tek canlı olarak... Burada mesela ben gene fırçayacağım. Sen Mustafa İstamoğlu ile çıkmışsın falan filan diye. Onun temel gerekçesi de şuraya dayanıyor. Ben herkesle konuşurum. Özellikle sınırlarını aşan insanlarla daha iyi muhabbet ederim. Mesela sınırını aşmak ne demek? Ne güzel konforlu daha önce bir televizyonda çıktığımız bir ilahiyatçı. Kendi alanı içinde her şeyi biliyordu. Beni kafir, onu müşrik, bunu fasık taktuk yaparak saça saça ormanda palayla ilerler gibi gidiyor. O güzel, sınırı içinde yaşıyor. Harika, konforu muhteşem. Ama burada bencileyin, ha babam sopayı yiyen, devamlı bir şey söyledi, öt falan filan, oradan tard edilen, buradan kafir ilan edilen falan. Bunu göze alan bir insanla muhabbet etmenin tadı bir farklı. Ve burada bunu söylemem o yüzden önemli. Sınırlarını aşmaya zorunlu bir canlı olarak insan, rehberliğe de muhtaç olan tek canlıdır. Eyvallah. Geyikler rehber istemez. Geyikleri sürü yap, gayet zekice otun suyun en güzel olduğu yere giderler. Ama insan 5-10 tanemiz bir araya gelelim, işte ifsat başlar. Ortalık karışır. Ya darbe yaparız ya birbirimizin gözünü oyarız. Niye? Hepimizin gitmek istediği yön farklı. Peki burada rehber ne? Hemen mesela benim geleneksel yetiştiğim kültürde insana rehber ihtiyacı var. Tabii Kur'an bize yeter, İslam işte sancak falan. Böyle bir coşar. İyi de yani Kur'an üzerine millet birbirini boğazlıyor şu anda. E ne yapacağız o zaman? O zaman işte buradaki fikir, biraz önce konuştuğumuz fikir devreye giriyor. Gerçek Kur'an, önceki Kur'an, evet. Esas Kur'an. Kur'an'dan okunması önceki Kur'an. Okunması gereken yani. Kur'an malum. Hayat demek. Kur'an'ı. Hayat Kur'an'ı. O orada esas rehber. Niye bizim basılı Kur'an sürekli oraya referans veriyor? Aynen. Yıkıcı derecede, moral bozucu derecede en fazla referans verdiği yer yaratılıştır, kainattır, aynen. Evrendir. Aynen öyle. Ben bunun görülememesini anlayamıyorum. Yani bu kitap
Caldır caldır yaratılıştan, fizikten, biyolojiden, kimyadan, kozmolojiden, astrolojiden bir şeyden bahsediyor. Devamlı kıblesini coğrafi efendim durumlara göre, efendim namaz vakitlerini astronomik hareketlere göre hesaplaması gereken bir toplum 500 senedir bu alanda bir gelenek bile oluşturamıyor. Çünkü hiç ilgilenmiyor. Bu işin bu kısmını bırakmış, çocukluk inançlarına sarılmış ve kendi yarattığı şehirler, topluluklar, kabileler, mezhepler, gruplar, tarikatlar, cemaatler adına ne derseniz deyin, içine kapanmış, bunlar kurtuldu, bunlar battı noktasının konforuyla yaldır yaldır geliyor. Ama bugün artık başka bir zaman. Büyümek zorundayız. Çünkü artık yani ben o Armagedoncu söylenceleri eğlenceli bulurum ama pek itibar etmem. Fakat gerçekten biyolojik ve antropolojik olarak ahir zamandayız. Gittik gidiyoruz. Büyük felaketin içinde yaşıyoruz. Okyanus asitliği her sene 0,2 derece artıyor. Bu 15-20 yıl içerisinde oksijenimizin %70'ini sağlayan fitoplanktonların tehlikeli derecede azalacağı anlamına geliyor. Boğulacağız. Kendi atıklarımızla, hayvancılık ürünlerimizle, o yemek için yetiştirdiğimiz hayvanların dışkılarıyla kirlettiğimiz okyanuslar yüzünden nefes alamayacak hale geleceğiz. Ve bunları kendi zanları içinde hapsolmuş ve maddi gücü ele geçirmiş türdaşlarımız yaptı. Ve hakikatin mesajına sahip olanlar gözünü kapattığı, o ipi bırakıp başka iplere sarıldığı için bunlar başımıza geldi. Bir uyanış zamanı gerekiyor. İnşallah çok geç olmamıştır. Simülasyonlar çok karanlık. Yani ifsadın dibindeyiz. Burada böyle nezih, güzel, hoş bir ortamda oturuyoruz ama şu anda saniyede bilmem kaç bin hayvan kesiliyor. Bilmem kaç milyar ton karbondioksit atmosfere veriliyor. Şu anda dünya cayır cayır yanıyor. Moralinizi bozmak gibi olmasın. Hani gerçekten hakikaten cennette yaşıyoruz şu anda ama fena bir şey oluyor. Ve o fena olan şeyi anlayabilmek ancak şu çarpık düşüncenin, o işte o geçmişteki o hastalıklı inancın seneler içerisinde bizi nereye getirdiğini görmekle mümkün. İnsan zandan oluşur. Zanla bakar. Zihinsel modeliyle dünyayı anlamaya çalışır. Vahiy eğer gerçekse bize yapması gereken bence bir tek etki var. Bir vahiy, yani bir metni vahiy metni diyorsak, Allah'tan gelin bizi uyarmak üzere göndermiş metin diyorsak, onun yapması gereken en önemli şey bizi şaşırtmalı ve zihnimizi açmalı. Bizi rahatlatıp zihnimizi daraltıyorsa o metinin yorumunda en azından bir sorun var demektir. Yanlış anlıyoruz demektir. Konfor alanı vermemeli. Aynen öyle. Demeli ki hadi harekete geç. Seni sınırı aşmak için yaptım. Hadi hayra doğru sınırını aş. İnsanoğlu bırakırsanız bunu yapıyor işte. Yani berbat ediyor ortalığı. O yüzden bu mesajı burada birlikte tekrar ele almak. Benim hiçbir zaman herhangi bir dini öğretiyi anlatmışlığım vaki değildir. Şimdi böyle deyince Twitter'dan yardıracaklar. Şu anda da canlı yayındayız zaten. Bir tane Akıl Bilim isimli bir meczup arkadaş var. Normal ismini de bilmiyorum. Bir kere ben bu lafı söylemişim televizyonda. Allah akılla anlaşılacak bir şey değildir. Yani akıl mantık konseptinin dışındadır diye. Her Twitter'da benim konum geçtiğinde altına bu lafı yapıştırıyor. Sinan Canan bunu demişti falan. Delirmiş çocuk. O da size yapıştı herhalde öyle. Akıl tek aracı olarak bilinince insanın her şey çivi oluyor işte. Yani her şeyi onunla çözmeye çalışıyorsun. Annemi sevdiğimi akılla ispat edemem ki. O sevgidir de bitti işte. Yani bilim adamı da olsanız evleneceğiniz kişiye kan tahlili, genetik analiz yapmazsınız. Tanrı senin çivin değildir diyorsunuz. Aynen öyle ya. Tamam. Bir rahat ol, vicdanı var, aşkı var, duygusu var, ne bileyim bir gönül meyli var. Yani bunların hepsi bizim aslında duygularımız ve bilgi kaynaklarımız. Biz bunları kullanamayan bir neslin mensupları olduk maalesef. Mesela Allah akılla bilinmez, evet. Ama Carl Gustav Jung'un bakın röportajı var YouTube'da. Evet. Siyah beyaz çekilmiş, harika. Kısacık bir klip almışlar. İşte meşhur ruh bilimci, Freud'un işte öğrencisi sonra kapışmışlar. Diyorlar ki, Tanrı'ya inanıyor musunuz? Biliyorum. Diyor. Jung diyor ki, hayır, biliyorum. Ama lütfen söylerken ki yüz ifadesine bakın. Doğru.
ben gördüm ki der gibi. Çünkü bu bilme başka bir bilme. Rasyonel bilme değil. Vicdani mecburiyet. Öyle bir bakıyorsunuz ki baktığınız şeye, o kadar derinine giriyorsunuz ki artık oradaki eli görüyorsunuz. Newton fiziğinden sonra Newtoncular demiş Newton Tanrı'yı evrenden kovdu. Newton demiş ki saçmalamayın daha sağlığında. Ben size Tanrı'nın evrendeki parmağını gösteriyorum. Eyvallah. Bulanla bulanın fanatiği arasındaki farkı lütfen dikkatle izleyin. Her büyük fikrin en büyük zehiri onun yılmaz savunucularıdır. Birileri bir fikrin, birileri bir insanın, birileri bir görüşün arkasına takılıp onu izimleştirdiği anda iş biter. Bugün İslamizm de maalesef böyledir. Eğer Kur'anizm yaparsanız onu da böyle yaparsınız. Lütfen izim değil. Onu her devirde yeniden tecrübe edip anlayabilecek bir duru zihin inşa etmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim eğer, aynen kainat kitabı gibi, yani bu yaratılmışlar gibi, her devre hitap eden bir vahiy ise çok doğaldır ki insan küçükten büyümeye doğru olgunlaşmaktadır. Her devirde yeniden okuyup yeniden anlamak zorundadır. Bitti. 500 yıl öncekinin anladığıyla ben anlarsam görevimi yapmamış olurum. O görevini mükemmelen yaptı. Mesela Gazali bir sürü saydırıyorlar da ya bırak adam görevini yapmış kardeşim. Sen bugün ne içtihat üretiyorsun? Bir ilahiyat fakültesine çağırdılar. Böyle bir kalabalık. Konuştum bir sürü. Ben biyoloji anlattım. Sonra şu tarafta bir hocalar var bir grup. Bu tarafta hocalar var. Araları boş. Ben önce niye olduğunu anlamadım. Yani tesadüf öyle zannettim. Mesela bunlar mutezile, bunlar eşariymiş. O buraya bir laf attı. Bu buna bir laf attı. Bilmem ne. Bunlar girdi. Arkada öğrenciler birbirini tutuyor. Bak bizimkiler başladı gene falan diye. Biraz böyle muhabbet durulunca dedim ki sevgili hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Benim tam uzman olmadığım için dilimin dönmediği yaklaşık 1000 senelik mevzuyu çok güzel demonstre ettiler dedim. Sağ olsunlar, var olsunlar falan. Bir alkış koptu gençler arasında. Hakikaten sorunumuz bu. Kimin ne dediğinin kavgasını yapmaktan Allah'ın ne dediğini duyamaz haldeyiz yani. O yüzden bence inşallah bugün ona vesile olsun. Bence önemli. Eyvallah hocam. Bu arada inancınız ne olursa olsun. Sadece Müslümanlar için konuşmuyorum. Kainatı okuyan herkes için. Söylemek istediğim bir şey bu. Eyvallah. Hocam tarihsel sürece de değindiniz zaten. Özellikle insanoğlunun o ifsat süreciyle ilgili. Günümüzde bir küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi bir problem var. Hocam önce size yönelteyim bu soruyu. Bu problem çeşitli vesilelerle tartışılıyor. Biz de biliyoruz ki büyük bir problem Sinan hocamızın dediği gibi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Herkes tartışıyor. Birçok şey yapılıyor. Bağışlar toplanıyor ama gözle görülür, elle tutulur herhangi bir çalışma yapılmıyor. Sadece söylemde kalıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Özellikle hem kurumlar açısından yapılması gereken şeyler hem de kişisel olarak bir insanın neler yapması gerekiyor? Yani doğayla ilişkisini o dediğiniz düzleme getirebilmesi için bildiğim kadarıyla siz et tüketimini biraz sınırladınız mesela. Bir örnek olabilir mi? Böyle eyvallah, bir şey. Eyvallah. Sorunuzun kısa cevabı farkındalık ilk şart. Evet. Yani sorumluluk bilinci ikinci şart ama o devamında geliyor. Sorumluluk bilincinizin artması için farkındalık ilk şart. Farkındalık için ne şart derseniz eğer Ankebut 20'yi yine okumam lazım. Yani gezip dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış görün. Ben akşam 14 saatlik uçak yolculuğundan sonra vatanıma geldim. Evet. Yani Houston'da programım vardı 3 günlük. 3 sunum yaptım, geldim. Aslında Houston'daki programı ayarlayan arkadaşlar bana bir güzellik yapmışlar. Ben hiçbir çağrıdan dünyevi bir karşılık beklemiyorum, istemiyorum, almıyorum. Yani bu alınmaması gerektiğini söylediğim için falan değil. Ben böyle yapıyorum. Ama diyorum ki beni gezdirin. Ben kainat ve tabiat Kur'an'ını okumak istiyorum. Çok gitmek istediğim bir yer vardı. 66 milyon yıl önce yeryüzünde biyolojik hayatı tabir caizse yeniden başlatan bir gong, yani 10 kilometre çapındaki bir göktaşının bugün Meksika körfezine, Yucatan Yarımadası'nın karaya düştü ve orada bir körfez açtı. Beni oraya götürdüler. Ben
tespit ettim şey yapılacak yerler. Gittim Yucatan Yarımadası'na. Cancun'a indim. Cancun'dan sonra orada 8000 tane obruk, Türkçesi obruk diyebileceğimiz onlarca metre yerin altında deniz seviyesinde suyla dolu olan çok devasa hendekler var. Bunlara Sennotto diyorlar. Sennotto diyorlar. Dolayısıyla o sennottalardan birkaçını ziyaret ettim. Yer altında uzun, hatta bazılarında yüzerek geçiyorsunuz. Dolayısıyla orada da yüzdüm ve bölgeyi ince ince taradım 3 gün. Bu manada 66 milyon yıl önce hayatı %75 sıfırlayan bir olay bu. Yeryüzüne yıllarca güneş değmiyor. Yani omurgalılardan memellere sıçrayış bir teoriye göre bu göktaşının düşüşüyle oldu. Dinozorların sonunu getirdi bu. Yani yeryüzünün tamamını etkiledi. Yeryüzünde %75 biyolojiyi yok etti. Peki memelilerin doğuşuna zemin hazırladı. Bu bir bela değildi aslında. Bu, anlatabiliyor muyum? Bir nimetti. Nasıl baktığınıza deprem bir bela değildi ki. Deprem öldürmüyordu ki. Yani fay hattının üzerine zayıf bina yapan öldürüyordu. Onun için yani malzemeden çalan öldürüyordu, denetlemeyen öldürüyordu vesaire. İşte orada, o da onun gibi. Muhteşem bir planın bir parçası olarak 10 kilometre çaplı bir kaya düşüyor orada ve Yucatan Yarımadası'ndaki bu olay tüm dünyayı kaplıyor ve memelilere yol açıyor. Yani bizim sürecimizi başlatıyor. 66 milyon yıllık bir hikaye anlatıyor bize. Hikayenin orada gözümle gördüm sonuçlarını. Hala giden görebilir eğer o gözle bakarsa ama. Kul siru fil art. Hadi bakalım gezin, dolaşın yeryüzünü. Yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Buyurun. Yani orada düşünün, ter bezleri özelleşiyor. Süt bezine dönüşüyor. Memeli. Niye? Artık yumurtayı dışarı bırakamıyor. Çünkü dışarıdaki şartlar yumurtaya artık yok. Evet, karşı. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacak? Yumurtayı içinde tutacak. İçinde tutacak ama ne yapacak? O zaman rahmi geliştiriyor. O zaman plasentayı geliştiriyor. Ve muhteşem bir izlek açılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve işte bize kadar gelen müthiş bir hikaye çıkıyor. 66 milyon yıllık bir emek. Allah'la emeği aynı cümle içinde geçirdiğimde lolololololo havaya kalkıyor. Ben o lolololo bir daha kalksın, Allah'ın emeği. Eyvallah. Budur. Bu emeğe saygı. Bizde hocam deneme yanılmadır evrim deyince kızıyorlar. Evet. Allah'ın deneme yanılmaya mı ihtiyacı var? Yok, senin Allah var. Allah maddeyi terbiye ediyor. Aynen. Biz terbiye edeceğiz sanırım. Madde deneme yanılmayla terbiye ediyor. Aynen öyle. Biz de öyle öğreniyoruz zaten. Eşref-i mahlukat da böyle öğreniyorsa tırnak içinde. Eyvallah. Yani demek ki sistem böyle çalışıyor. Bir de şu, Allah'tır kusursuz olan. Yaratılmış her şey kusurludur. Evet. Evet, bu kanundur. Bu yasadır. Matematik bilimlerin, temel bilimlerin en kusursuzudur. Matematiğin tüm sabiteleri kusurludur. Küsür kusurdan gelir. Aynı kektendir. Işık hızı kusurludur. 300 bin kilometre ışık hızı değildir. 299,27 devam eder. Hep bir standart sapmalardır. Aynen da öyle. Pi sayısı küsürlüdür. 3 milyar rakam ekle yuvarlayamazsın. Evet. Onun için altın oran öyledir. Diğer sabitlerin tamamı öyledir. Dolayısıyla varlık kusurludur. Bu anlamda bu kadar büyük bir emeği bilincine varır ve farkındalık oluşturursanız inanın kolay kolay dokunamazsınız. Kıyamet. Mahvedemezsiniz. Rum suresi 41. ayet, buyurun. Az önce master programı konusunda konuştuğumuz bir arkadaşımız vardı. Özel üniversitelerde birçok şeyde işte lisans ve master programları çok pahalı. Yucatan Adası'na uçakla gidip gelmek kaç para bir bakın. Çok daha ucuza üniversiteler bitirebilirsiniz. Bu imkanları görmüyoruz. Doğa Tarihi Müzesi'ne New York ya da Londra bir kere gidin. Aynen.
bir biyoloji fakültesi cepte. Ama aynen. Güzel Türk gibi gezmeyeceğiz. Güzel gezeceğiz yani. Alaman mı veremen mi? Bakın hem cepte para kalır hem bu dünyadan bir sürü meyve kaldırılır. O yüzden bunu da bağlamak istedim. Washington Smithsonian Müzeleri, Doğa Tarihi Müzeleri ısrarla tavsiye ederim. Yani ama en az 3 gün ayırın derim. En az. Yani dolayısıyla Rum Suresi 41. ayet. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden denizlerde ve karalarda fesat çıktı. Bu çok önemli bir şey bakınız. İnsanların elleriyle yapması. Yani şimdi hayvanların atmosfere bıraktıkları sera gazları anlatabiliyor muyum? İşte yani inekler işte bu gazı üretiyorlar. Efendim metan üretiyorlar ve atmosfere bırakıyorlar. Atmosferdeki karbondioksit artıyor, salınımı artıyor vesaire. Bu değil ama insanın yaptığına dikkat çekiyor Kur'an. Niye? İnsan sorumlu. İnek hoş, kendi kendine üremiyor. İnekleri biz böyle ettik. Yani önce evcilleştirdik. Tabii şimdi onlar bizi evcilleştirmeye, daha doğrusu bizi eğitmeye çalışıyorlar. Ama onlar bizi eğitmekte zorlanıyorlar. Biz onları evcilleştirdik ama evcilleştirdiğimiz şimdi bizi vuruyor. Dolayısıyla yeryüzündeki aslında doğal süreçlere bıraksak eğer, doğal süreçler harika götürüyor. Ama bu anlamda biz ifsad ediyoruz. Oysa ki inşa etmemiz lazımdı. Yani inşa da edebiliyoruz. Bu insanın yapabileceği bir şey. Nitekim yeryüzünde Kabe neden efendim Kabe'dir? İnsanoğlunun yeryüzünde yaptığı ilk mimari faaliyettir. Benim yorumum bu. Onun için yani Afrika'dan Rift Vadisi'nden çıktığında insanoğlu yola çıktığında iki güzergah var. Filistin güzergahı, Süveyş Kanalı güzergahı ve Babülmendep, Yemen ve Etiyopya arasındaki güzergah. Oradan Somali arasında güzergah. O güzergahı geldiğinde insanoğlunun, bugün unutmayalım, çölde Arabistan Yarımadası'nda 86 bin yıllık hemden Nufud çölünde bir parmak bulundu. Burada Siretül Kur'an dersinde evet, gösterdim parmağı. Oysa antropologlar Arabistan Yarımadası'ndaki insan yani Homo sapiens varlığını 50 bin yıl gibi falan tahmin ediyorlar. 50-60 bin yıl gibiydi. Ama 2018'de bu bulunca tarih bir daha değişti. Muhtemelen bir daha değişecek. Bir daha değişecek. Yani bu anlamda biz insan... Oralar kutsal topraklar olduğu için zaten kazımız hiç yapmadık. Yani altında ne var çok bilmiyoruz. Sadece böyle sağdan soldan çıkanlarla tam muhtemelen orası kazılsa ya da dibini görebileceğimiz neler bulacağız orada? O kazıyı yapan ekip Amerika'dan geldi yaptı. Yani böyle bir derdimiz yok. Evet. Oysa bizim inandığımız kitap bunu emrediyor. Bakınız bu bir emirdir. Bu bir emir. Yani Kur'an'da gezin emri tam 8 yerde, oruç tutun emri bir ayette. Ama bir ayetin dediğini her sene yapıyoruz da 8 ayetin dediğini hiç yapmıyoruz. Yani aslında ciddi de değiliz bu konuda. Niye değiliz onu bahsi diğer. Yani insanın eliyle yaptıkları yüzünden yeryüzünde fesat çıktı. Asıl burada sorumluluk insanda. Neden? Çünkü insan bilinç sahibi bir varlık. Bilinç çok önemli. Bu anlamda insan aynı zamanda dizayn eden bir varlık. Aynı zamanda insan imha ve inşa eden bir varlık. Hayvanlar basit alet kullanabilir. Yani çok 6-7 sınıf hayvan çok basit alet kullanır ama alet inşa edemiyor. Karmaşık şeyler inşa edemiyor. Aletten alet yapamıyor. Aletten alet yapamıyor. Evet. Bir çöpü kullanabiliyor. Ahtapot bir kabuğun içine girebiliyor falan filan. Ama efendim işte bonobo bir çöpü kullanıp karıncaları çıkarabiliyor oradan. O kadar. İnsan böyle bir varlık. Aynı zamanda insan imha da edebilen bir varlık. İnşa ettiği gibi. Bu anlamda yeryüzünün halifesi seçilmemiz önemli. Yani Kur'an'da halifelik Allah'a nispet edilmez.
Allah'ın halifesi olmaz. Halife ardıl demek. Allah öldü mü de ardılı var. Bir haşa. Öbür taraftan halife yerine geçen demektir. Allah'ın yerine mi geçiliyor ki? Allah'ın halifi. Böyle bir şey yok. Kur'an'da halifelik neye nispet edilir biliyor musunuz? Yeryüzüne. Evet. Hulefâekum fil ard. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sorumluluk. Kalfaları. Kalfa kelimesi, halife kelimesinin bozulmuşudur. Dolayısıyla kalfa ne demektir? İnşa eden. Yani aslında mühendisten de, efendim, mimardan da önemlidir kalfanın görevi. Niye? Asıl şey binaya yapalım. Eli değen kalfadır. El üstünde. Işte. Eyvallah. Elleri girer yani. Harcın içine onun eli girer. Yani tuğlayı onun eli tutar. Onun için yeryüzünün kalfası, yeryüzündeki hayatın kalfası. Biz ne yaptık? Mahvettik. Şu anda biz yayılıcı ve saldırgan bir türe dönüştük. Anlatabiliyor muyum? Şu nüfusa bakar mısınız geldiğimizde? Yani 1900'lerde nüfus 1,5 milyar civarındaydı. Yanlış söylüyorsam söyleyin hocam. Efendim, 1950'de 2,5 milyardı. Şu anda 8 milyara doğru koşuyor insanlık. Hocam tam burada yani ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diye bir hadis var. Ay vallahi. Yani nüfusa karşı bir şey mi? Hay Allah senden razı olsun. Allah Resulü uydurmuşlar. Allah Resulü'nün ağzına da koymuşlar. Kur'an ayetlerini hadis yazdıkları taşlarla taşlıyorlar. Ümmetimin çokluğuyla. Kur'an'da çokluğun övüldüğü bir tek ayet yok. Çokluk nerede geziyorsa hepsi yerilir. Hepsi ama. Yani ekserun nasi la yakulun, ekserun nasi la yeşkurun, ekserun nasi la yu'minun. İnsanların çoğu şükretmez, insanların çoğu güvenmez, insanların çoğu akletmez. Dolayısıyla eğer sen insanların çoğuna uysaydın onlar seni yoldan saptırırdı. Yani işte Tekasür suresi. El-Hâkumut Tekasür. Çokluk tutkusu sizi helak etti. Dolayısıyla siz paralel Kur'an uydurun, onu da Allah Resulü'nün ağzına koyun, onunla ayet taşlayın. Kur'an'da hiçbir yerde çokluktan bahsetmesin ki orada yermiş olmasın. Dolayısıyla lütfen... Lütfen yayılıcı ve taşkınlık yapan bir tür olduğumuza dikkat çekelim. Bu anlamda ben yengenize Yasemin Hanım'a, Yasemin Hanım, insanlık aşkına eti kısalım dedim. Evet. Daha az yani, yiyeceğim. Tabii. İnsan, hani kamu malı demektir. Beytullah demek, Arzullah demek, kamu malı demektir. Nagatullah demek, kamu malı deve demektir demiştim ya. Evet. Onun için insanlık aşkına demem, Allah aşkına olarak anladı o zaten. O Kur'an talebesi. Dolayısıyla yani herkes şunu bilsin. Neden 1400 cc'lik arabayı sana yeterken 2500 cc, hatta 2000 cc? Bu sorumluluk bilincidir. Bu takvadır. Takva budur. Kul hakkı mı? Kul hakkı mı? İsraf insanlık hakkıdır. Anlatabiliyor muyum? İsraf ediyorsanız insanlık. İsraf etmeyi sadece şey olarak görmeyin. Fazla kilolar da insanlık hakkıdır. Evet, burada. Anlatabiliyor muyum? Çoğumuzun problemi. Yani... Hocam bende de var. Daha sen dur eritirsin. Benim bundan sonra şansım yok. İnsanlık hakkı. Kitabı yazdığım için mecbur yapmak zorunda kalıyorum. Yani. Fazlan varsa fazlası insanlık hakkıdır. Yani dolayısıyla bunu asallık ve efendim networking ve efendim connection içinde değerlendirelim. Bağlantısal ve asaldır. Tüm varlık birbiriyle alakalıdır. Birbiriyle ilişki içindedir, birbiriyle bağlantı kurmuştur, ağ kurmuştur. Bu ağın içinde insan çatlak ses çıkarıyor. İnsan bu ağı delen bir muzır varlık gibi. Onun için yapma ey insanoğlu. Zaten kitabın söylediği de bu. Yani zahara al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydine. Ellerinle yıkacaksın. Ben bir misafirhane yaptım, ellerinle yıkacaksın. Yapma, yıkma, yap. Eğer elinden bir şey geliyorsa. Bu anlamda bizim
önce haddimizi bilmemiz lazım. Sonra lüksten ve israftan vazgeçmemiz lazım. Bu her türlü lükstür ama efendim. Üçüncüsü konfora tapmamamız lazım. Konfor diye bir tanrı var. Anlatabiliyor muyum? Bu put. Konfor putu. Bu puttan, bu puta tapmaktan vazgeçmemiz lazım efendim. Vazgeçemiyorsanız putunuzdur. Vazgeçebiliyorsanız putunuz. Ne puttur ne değildir diye soruyorsanız bana, her heykel put değildir, her put heykel değildir. Bunun üstüne söyleyeceğim, vazgeçemiyorsanız putunuzdur. Onun için hadi bakalım bir yarış yapalım bu anlamda. Onun için biraz daha iktisatlı kullanalım her verilen şeyi. Emanettir bu ve sofraya son geldik. Önce gelmiş gibi davranmayalım, sofrayı devirmeyelim. Ve unutmayalım o Kızılderili reisinin sözü bugün de çınlamalı. Bizse miras değil, biz evlatlarımızdan emanet aldık. Eyvallah. Bizden sonrakilere bırakalım. Aldığımızdan daha iyi bırakalım. Onun için aldığımız nefes haram olmasın. Eyvallah hocam. Nefes de haram olur. Haram olmasın. Bu anlamda yeryüzü gong veriyor. Sinan Hoca biraz önce söyledi. Her açıdan tüm ölçümler, yani havadaki kurşun oranı, denizlerin asidik hale gelmesi. Bakınız 1500 kilometrelik Avustralya resifi öldü. Canlı bir mercan resifiyle ölü bir mercan resifine ne olur açsınlar da bir baksınlar. Ne olur? Şu anda her yıl 3000 tür yok oluyor. Yok, Kur'an'da 6236 ayet var. Her tür bir ayetse eğer 2 yılda bir Kur'an yok ediyorsunuz. Ben daha ne diyeyim? Eyvallah hocam. Çok acı yani. Hocam sizden alalım. Özellikle şeyi soracağım size de. Dünyada çok fazla bu konuda dernekler var, çalışmalar yapanlar var. Bir şeyler yapılıyor mu sizce? Nasıl görüyorsunuz bunu? Türkiye'de de bu konuyla ilgili çeşitli dernekler ya da çalışmalar oluyor. Yeterli buluyor musunuz bu çalışmaları? Mümkün değil. Her şeyi devletten beklemeyelim diye bir laf var ya. Şimdi çok uluslu şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının böyle çevre kirliliğiyle, atıklarla falan mücadele etmesi için büyük ödenekler gerekiyor. Mesela dünya çapında işte Greenpeace'e bağışlar falan belki siz de yapıyorsunuzdur ve toplanıyor falan ama toplanan paralar çok küçük. Mesela büyük firmaların, uluslararası para kaynaklarının buna destek vermesi lazım. O desteklerle işte denizlerdeki çöpler toplanmaya çalışıyor falan. Fakat yani o para kaynaklarının o parayı kazandığı yerleri bir düşünelim. O parayı kazanmaya devam etmeleri için gereken dünya şartlarını biraz global ekonominin gereklerini bilerek düşünürsek. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Dünyanın en iyi insanısınız. Melek gibi harika bir yerde büyütülmüşsünüz. Hiç çocukluk travmanız yok. Cillop gibi çalışıyor kafanız. Her şey çok iyi. Gönlünüz temiz bilmem ne. Bir şirket kurdunuz. Bu şirket işte bir ürün üretiyor. Adına ne derseniz deyin ama bu ürünün bir özelliği var. Sadece hasta insanlara satabiliyorsunuz. Kaptınız fikri. İlaç. Şimdi dünyanın en iyi insanısınız. Bunu üretiyorsunuz ama içinizden hafif de olsa şöyle bir şey geçmez mi? Ya biraz daha hasta olsalar da hani biraz daha ilaç satsak. Daha yani ben kazansam. Ölmesinler ama biraz hasta olsunlar. Mesela benim bu vitamin C'me, aspirinime ihtiyaç duysunlar falan gibi. Şimdi ilaç firmalarının başındakiler muhtemelen bu kadar ponçik insanlar değiller. Yahut silah sanayinin tepesindeki insanlar muhtemelen bu kadar piyurupak evliya insanlar değiller. Falan falan. Bütün büyük para kaynaklarının karar vericilerini düşündüğünüzde buradan Ertan Özyiğit'e selam göndereyim. Böyle kompletörlerin meselesine rahatlıkla girersiniz. Çünkü o paranın muhafazası için bu dünyayı yakan bir türün üyeleriyiz biz. Efes'e gidin bakın. Daha yakın. Hocamın gezileri biraz masraflı. Efes İzmir'de. Hemen giderseniz orada. Efes'in hikayesini orada bir rehberden dinledim. Evet. Ben doktora yapmış birinden dinledim. Perişan oldum. Hala kendime gelemedim. 10 sene oldu dinleyeli. Efes'in nasıl yok olduğunu bir dinlerseniz orada basit düzeyde aynen Kur'an'daki o işte helaket kıssalarının aynısını göreceksiniz orada. Evet.
azgın bir şekilde ormanları tüketmiş insanların o şehrin inişinin ucunda olan rıhtımı yani denize sahili nasıl 13 kilometre öteye savuracak bir felaketi tetiklediklerini ancak o zaman anlayabiliyoruz. Biz global çapta yöneticilerin ya da para sahiplerinin karar vermesiyle hiçbir şeyden kurtulamayacağız. Hep aklıma şu gelir. Onlar aslında bozguncudurlar ama biz ıslah edicileriz derler. Var ya. Evet. Aynı bu hikaye. Bak biz dünyaya demokrasi getiriyoruz. Aha, Almanya, Amerika burnun dibine girip zar saat adam öldürüyor. Günde kaç yüz kişi. Bir şey diyemiyorsun ki. Tamam demokrasi güzel işte Stars and Stripes harika. Canımızsın sen bizim. İşte öyle olmasa İslamcı teröristler bizi yiyecekti falan filan. Önce onları üretip sonra öldürdüğünü bile bile bu masalı bütün gün dinliyoruz. Aynı masalın duyulmayan versiyonları arkada. Şunu bir tahayyül etse keşke şimdi buradaki hazirum ve bizi izleyen herkes. Az önce Mustafa Hoca'nın çizdiği bir resim vardı. Halife, o kalifa, işte kalfa üzerinden. Burada etimoloji gerçekten hayat kurtarır. Eyvallah. Her gün bir kelimenin etimolojisini öğrensek, bir yıl içerisinde 365 bin kelimeyle beynimizin kıvrımları patlar yemin ediyorum. Şöyle bir şey eklememe izin verir misiniz? Biz hazır meyveli ağaçtan yoldaki haşerat çocuklar gibi taşlayarak meyve indirmeyi severiz. Etimoloji köke yatırım yapmaktır. Şey, tohumu ekmek, sulamak diye. Köke yatırım. Müthiş bir şey. Yani etimoloji benim hayatımda vakit harcadığıma tek üzülmediğim şeydir. Bir şey gibi. Bu arada Google'a herhangi bir kelime boşlukta etimoloji yazdığınızda size muhteşem bilgiler verebiliyor. O biraz önceki örnekle şekillendirilmiş bir zihin düşünün. Yani dünyayı, insanı, varlığı, yaratılışın amacını kabaca bu anlatı, bu öykü çerçevesinde anlamış bir insan düşünün. Ve bu insan grubunun 500 yıldır, bugünden geriye doğru gidip 500 yıldan bugüne kadar sürekli çocuklarını, gençlerini bu mefkureyle yetiştirdiğini düşünün. Bu olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Tahayyül edebiliyor muyuz acaba? Maalesef tahayyül etmemiz çok zor. Tam bir ütopya toplumunun tanımı vardır orada. Herkesin hani böyle işte anca romanlarda, hikayelerde, masallarda görebileceğiniz elf diyarı gibi bir şey çıkar ortaya. Ve biz bu düşünceden saptıkça dünyayı batırıyoruz. Yapılması gereken şey herkesin evinde önce çoluğuna, çocuğuna, sonra konusuna, komşusuna. Öğretmensek olay daha beter, okuldaki çocuklara. Bir sonraki nesle. İnsan olmanın gereğini öğretmek. Maalesef biz, eğer içinde yaşadığımız toplum İslam toplumuysa, insan olmadan İslam oluyoruz. Evet. Yani Hristiyan toplumuysa, insan olmadan aynen. Hristiyan aynen. oluyoruz. Ateist bari desek, insan olmadan ateist oluyoruz. Dolayısıyla insan olmaya vakit kalmıyor. Bugün birçok insanla dini ya da dine dayalı siyasi, dini sandığımız çoğu şeyin ben siyasi olduğunu iddia ediyorum. Yani hayatta dini diye tartıştığımız birçok şey aslında siyasi temele dayanıyor. Mezhep arasındaki anlaşmazlıklar bile öyle. Biraz dini konularda çatışmaya ya tartışmaya girdiğinizde bunun hızla bir çatışmaya dönüşmesinin temel nedeni insaniyet deneyimini inşa etmeden dini deneyimle formatlanmış birisi hakikate tek tutunduğu yerin o zanlarından ibaret olduğunu fark ediyor ve panikle onlara sarılıyor. Sizin gözüne sokarcasına gösterdiğiniz kanıtı göremiyor bile. Çünkü yaşam deneyimi yok. Bunun bir örneği var. İşte diyelim ömrü boyunca başka işte geleneklerde, işte zihinlerde yaşamış insanlar sonra mesela diyelim Müslüman oluyorlar. Biz de çok seviyoruz onların hikayelerini. Bak falanca sanatçı Müslüman oldu falan diye. Fakat o insanları bir izleyip dinlerseniz birkaç marjinal örnek dışında büyük çoğunluğu gayet açık yürekli, gayet hoşgörülü, gayet böyle presentable. Hani mesela Yusuf İslam, komple Cat Stevens'ın Yusuf İslam olup bir anda metamorfoz geçirmesi örneğinden bahsetmiyorum. O büyük bir kayıptı. Neyse sonra kendine geldi. Evet, tekrar doğru. Müziğe falan dönmeye başladı Allah'a şükür. O gariplikler dışında o insaniyet deneyimini yaşadıktan sonra İslam'la tanışan, hakikate dokunan insanın tavrıyla bunun içerisinde demir döver gibi dövülmüş insanın, ya otomatik Müslümanın, otomatik portakal gibi farkı çok büyük. Ve o mefkürenin ihtiyacını hissetmediğinizde onu fehmetmezsiniz. O sorunu görmediğinizde çözümü anlamazsınız. Penceresiz odadaki Adem'in durumu gibi dünyadan nasibiniz olamaz.
Dolayısıyla önce dünya deneyimi, önce deneme yanılma, önce bir vurup düşüp kalkma, ondan sonra çareyi lezzetle keyif etme, onu alma ve hayatına uygulama. Vahiy erişkin insana hitap eden bir şeydir. Çocuğu ilgilendirmez. Çocuk direkt muhatabı değildir. Erişkin insan hayattan edindiği tecrübeyle bakar, bu dünya bilgisiyle bakar. Ha, demek ki bu anlama gelir. Bir hadiseyi daha özellikle söylemem lazım. Akletme, akletme, akletme. Yine etimoloji hayat kurtarır diyerek. Akıl kelimesinin etimolojisinden ben çok acayip bir yere gittim. Şu anda uluslararası bir eğitim organize ediyorum onunla ilgili. Konu insan aklının çalışma sistemine dair. Aslında bilinen ama bu anlamda hiç anlatılmamış bir şey. Oraya girmeyeceğim ama akıl bağlamak demek. Bağlayabilme becerisi demek. Zeka ise sorun çözebilme kuvveti. Şimdi sorun çözebilme her türlü sorun olabilir. Yani şeytani bir amaçla da, işte gayet iyi bir amaçla da bir sorun çözebilirsiniz. Bir şeyler ekleyip bir şeyler yaparsınız. Akıl ise bağlayıp bir anlam verebilme, bir bütüncül hikaye oluşturabilme becerisi. Bu arada akıl İngilizce karşılığı olan reasoning'den de köken olarak farklı. Reasoning sıralı bir zincir gibi sebep sonuç silsilesi kurabilme becerisi demek. Doğrusal akıl yürütmeye işaret eder. Ama bizdeki Arapça kökenli akıl yönden bağımsız bütüncül bir network'e işaret eder. Yani hepsini bağlayabileceğimiz bir ağ yapısı kabiliyeti. Intellect. Bu ne demek? Ben buradan şunu anladım. Mesela bunu ilk defa da Mustafa Hoca'nın olduğu yerde de söyleyeyim. Belki sonra üzerine tartışma imkanımız olur. Mesela Kur'an bize aklet derken ya da bir büyüğümüz yavrum biraz aklını kullan derken aslında kök anlam olarak bize şunu demek istiyor gibi geliyor bana. Ne yaptıysan şimdiye kadar, ne yaşadıysan insan olarak bir şeyler gördün bu dünyadan. Sana bir bağlam, bir hikaye, bir anlam çerçevesi öneriyorum. Bir bak bakalım, onun içinde bunları bir birleştir. Acaba sen de bunu anlattığımı görebiliyor musun? Aklet deyince biz hep bilim yap anlıyoruz. Öyle bir şey değil. Bilim, herkesin bilim yaptığı bir yer çok sıkıcı. Bilim bir alet çünkü. Mutfak robotu gibi bir şey. Onunla halı yıkayamazsın, komşunu selamlayamazsın, arabana işte bir şey yapamazsın, anlatabiliyor muyum? O mutfak robotu mutfakta işe yarar. Bilim dar bir araçtır. Esas olan akletme, bütüncül bir hikaye oluşturma becerisi. Şimdi bu parçayı, özür dilerim, bu parçayı bütün içindeki yerine yerleştir. Yerleştirme, aynen. Eyvah. Şimdi biz öğrenme sistemimizde de böyle bir şey var. Hocam örnek vereyim ya, burada konuşurken de söylemiştim daha evvel. Mesela integral denen şeyi eğer gerçek bir hayat problemine çözüm olarak mecburen üretilmiş bir çözüm olarak anlatırsanız, yani eğrinin altındaki bir alanı hesap etmenin başka bir yolunun olmadığını bir gence öğretirseniz, onun aklı integral denen şeyin lüzumunu ve integralin kendisini kavrayıveriyor. Ama hoca derse girip de böyle S gibi bir şey çiz, yaz çocuğum dx bölü dt bilmem ne, x sonsuza gider. Çocuğun ne oluyor? Hiçbir anlamı, dolayısıyla akıla yerleştirilecek bir yeri yok. Bu dünya hayatında karşılaştığımız her şeyin içine oturduğu bağlama akıl adı veriyoruz diye düşünüyorum. Ve bu bağlamın bir hikayeye ihtiyacı var. İnsanı açlık değil anlamsızlık öldürüyor. Bakın açlıktan ölmez insan, anlamsızlıktan ölür. İntiharlar anlamsızlıktan olur. Bu hayatın anlamı yok der ölür. Açlıktan insan intihar etmez. Gider yemek bulur. Yani birinin boğazını sıkar yemeğini alır sonuçta. Ama anlamsızlık öldürür. Anlam çerçevesine ihtiyacımız var. İşte o anlam çerçevesi bizim o sınırı hangi yönde aşacağımız, davranışlarımızı hangi yönde yapacağımızı da belirleyen esas hikayemizdir. Şimdi bu hikayenin kurgulanmasının çok yolu var. Kültür çok önemli. Gelenek çok önemli. İçinde yetiştiğimiz ailenin bize verdiği değerler, anlatılar, her şey çok önemli. Ama içinde çer çöp çok fazla var. İşte o çer çöpün ayıklanması bilgiyle, deneyimle, sohbetle, muhabbetle, istişareyle, bunun gibi araçlarla sağlandıkça akıl hikayemiz daha bir letafet kesbeder, eskiden incelir, daha bir güzelleşir, temizlenir, saflaşır ve o zaman dış dünyada olan her şey de bizim için daha kabul edilebilir hale gelir. Bir etimolojiye daha vurgu yapıp burayı geçmek isterim. Tolerance kelimesi İngilizce katlanmak demektir. Hoşgörü demek değildir.
Hoşgörünün İngilizce'de bildiğim bir karşılığı yoktur. Ben bulamadım, sordum. Belki varsa İngilizlerden özür diliyorum. Ama hoşgörü size bir dönem belki kötü görünmüş bir şeyin hikayenin içerisindeki hoşluğunu fark edebilme halinizdir. O yüzden işte bir, affedersiniz, köpek dışkısına bile hayretle ve ilgiyle bakabilen bir insana dönüşebilmek demektir. O işte çılgın bilim insanlarının saçma sapan şeylerle saatler öldürüyor gibi gözüktüğü şeyin aslında ne kadar hoş görme hali olduğunu, ne kadar büyük bir merak vesilesi olarak algılandığını görebilmeyeceksiniz. Dolayısıyla toleranstan hoşgörüye geçecek bir hikayeye ihtiyacımız var. İnsana şefkat ne olursa olsun insanı anlamayı gerektiriyor. Bizim ne kadar derdimiz varsa o saçma sapan konuşan, o saçma sapan şeylere inanan, o saçma sapan yollara sapan, o çocukça davrananın da öyle dertleri var. Bilenin daha şefkatli, daha hoşgörülü, daha kucaklayıcı, daha doğa gibi, daha ana gibi olması lazım. Daha şefkatle yaklaştığınız zaman o çevre sorunlarını ancak o zaman çözmeye başlayacağız. Senin yöntemin yanlış. Sen para babasısın, hedesin, hüdüsün, o devlet haklı, bu grup haklı, benim cemaatim, onun bilmem nesi dediğin anda bu ifsada katkı yaparsın. Sadece ve sadece şefkatle hikayemizi paylaşmak ve çok önemli bir şey daha var. Müslümanın özel görevi olduğunu düşünüyorum. Benim politikam olduğu için söylerim. Ben asla dinimi anlatmadım, anlatmam. Özellikle benim dinimde olmayan bir insana dinimin propagandasını yapmaktan nefret ederim. Bir tek şey yapmaya çalışırım. Beraber ne yapıyorsak, sinemaya gidiyorsak o, bilim yapıyorsak o, yemek yiyorsak o, her ne yapıyorsak onu en iyi, en doğru şekilde yapmaya çalışırım. Ve birisi merak eder. Bunu niye bu böyle yapıyor? Nasıl bu kadar iyi? Araştırır ve sonra onun benim inancımın emri olduğunu öğrenirse ben pasif propaganda yapar, gazlar giderim. Nöromarketing süper çalışır. Dolayısıyla iyi yapalım, iyi örnek gösterelim. Önce biz olalım. Din konuşmak için değil, yaşanmak içindir. Konuşmak, anlatmak için ve bir benzetmem daha son onunla kapatayım. Dinle cinselliğin ortak bir noktası vardır. İşler yolunda gitmediğinde çeneye vurur efendim. İkisi de. İkisi de çeneye vurur. O yüzden yapalım. Eyvallah. Yapalım. Bakın Yucatan Adası'na giden uygulamalı bir ilahiyatçı konuştu biraz önce. İlahiyatçı demeyeyim. Uygulamalı bir dini ilimler meraklısı. Yucatan Adası'na gitti. Bu uygulamalı ilahiyattır. Mustafa İstanbul'u evet. Ne dedi, ne düşündü? Twitter'da tartışa dursunlar. Bunu yapmadıktan sonra bu iş olmaz. O müzeye gidip de Homo Naledi'yi görmedikten sonra bu iş olmaz. Maymun kelimesinin içinde ape ve monkey diye iki bölüm olduğunu anlamadan bu iş olmaz. Türkçe'de bakın ape ve monkey ayrımı yok. Evet. İnsansı maymunla o şebek arasındaki ayrım bizde yok. Maymun. Hayatımızda olmayan bir şey çünkü. Doğru. İsmi bile yok. Doğru. O canlıyı bilmeden hayatla, yaratılışla ilgili düşünmeye kalkmak hakikaten 3 yaşında bir çocuğun eline jilet alıp böyle böyle gezmesi gibi bir şey. O yüzden yaşayalım, gösterelim. Neye inanıyorsak insanlar onu bizde görsünler. Dininizin adı sizde kalsın. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Soru alacağız müsaadenizle birkaç tane. Bir cümle buyurun, isim verin. Bir kez şu tarihi yanılgıdan vazgeçmemiz lazım. Teoloji biyolojisiz hiçbir şeydir. Eğer biyoloji, matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler yoksa teolojik saçmalarsınız. Anlatabiliyor muyum? Zira Allah ayetleriyle, kitap kendi ayetleriyle kainat ayetlerini gösteriyor. Yani aslında ana referans tabiattır. Kur'an'daki ayetlerse parmaktır. İşaret. Parmak ayı gösterirken parmağa bakmazlar. Camdan bak, cama bakma. Hocam çok acayip örnek oldu. Maymunlarla insanların bilişsel kapasitesindeki farkı değerlendiren önemli bir test şudur. Maymuna şöyle yaparsanız parmağınıza bakar. İnsana böyle yaparsanız hemen oraya bakar. Buyurun.
İşte bunu da düşünenler için nice ibret. Maymundan gelmekten korkmayın. İnsan olduktan sonra maymun gibi parmağa bakmaktan kork. Maymuna dönmekten kork. Eyvallah. Evet, sorularınızı... Bu örnek iyi oldu. Ben maymuna dönmekten kork. Kullanabiliriz. Evet, sorularınız varsa sorularınızı alalım. Mikrofonumuz... Soruyu sorarken kime yönelttiğinizi de söylerseniz çok sevinirim. Merhabalar, Erdal Topaç ben. Ben soruyu ortalığa soracağım. Hocalarımın kafasını bayağı karışık gördüm. Çok şükür. Çok şükür. Benim birkaç tane sorum var ama bugün bir tanesini sormakla yetineceğim. Evet, bir tane alırsak. Şimdi benim bildiğim bilimsel bilginin temel niteliği yanlışlanabilir olması. Şimdi kendisi yanlışlanabilir olan bir algı biçimiyle varlığı temellendirmeyi nasıl göze alabiliyorsunuz? O nedir o kendisi yanlışlanabilir? Bilimsel bilgi. Bilimsel bilgi. Başka aracınız var mı? Olmaması tek aracın bu olduğunu göstermez. Şöyle yapalım. Evet. Sorunuz bittiyse hocam... Ben yani soruyu açmak için sormuştum aslında. Eyvallah. Başka aracınız yoksa tek aracımızın bu olduğunu gösterir. Dolayısıyla mecburen akıl, mantık onunla ilerlemek zorundayız. Ben sinir bilimciyim. Şu anda etrafta gördüğümüz hiçbir şeyin gerçekliğinin ispat edilemeyeceği bir evrende yaşadığımızı senet olarak söyleyebilirim. Fakat bunun içerisinde bir fizikçi Albert Einstein de dikkat çektiği gibi evrenin en enteresan tarafı anlaşılabilir olmasıdır diyor. Dille, mantıkla, bilimle ve akılla oturup bu evrenin üzerinde çalışabiliyoruz. Bizim ortak çalışabilmemiz için verilmiş bir nimet olduğunu düşünüyorum akıl ve bilimin. Öbür türlü biraz önce size anlatmaya çalıştığım örneği tekrar bir zihnimizde geçirirsek o kapalı odada evreni anlamaya çalışmanın beyhudeliği bugün içinde bulunduğumuz hali örneklemek için verdiğim bir örnekti. Eğer bakmazsanız, baktığınızı yanınızdakiyle birlikte istişare edip üzerinde çalışmazsanız, onun nasıl olduğuna dair derinlikli bir sorgulama yapıp, adına bugün bilim dediğimiz bilgi elde etme yöntemlerini kullanmazsanız, başka bir şey bilebilme imkanınız yok. O zaman o boş zihni bir şeyle dolduracaksınız. Neyle? Biri gelip size bir şey diyecek. Ha, demek ki böyle diyeceksiniz. Sizin için bir anlamsal bütün yazacak. Ona tamamen kapılıp gideceksiniz ve onun dediği gibi dünyayı göreceksiniz. Bu da bir seçenek. Ama ben bu seçeneği tercih etmiyorum. Bu seçeneği tercih etmemizin bizi maalesef iyi yerlere götürmediğini görüyorum. Akıl ve bilim ne kadar kirletilmiş, kenara itilmiş, inanca, vicdana ve estetiğe yabancılaştırılmış terimler olsa da çok yakında şu gelecek. Bir kimyasal reaksiyonun güzelliğinden, bir teknolojik ürünün insana ne kadar haz verdiğinden, bir buluşun sanatsallığından bahseden yeni bir bilim gelecek. Ve bunu inşallah hemen şu anda büyümekte olan nesil yapacak. Bugünkü bilimde estetik yok. Bugünkü bilimde vicdan yok. Bugünkü bilimde doğadan örnek almak çok zayıf, hemen hemen yok. Bir sonraki nesili bunu yaptığı zaman o zaman diyeceğiz ki iyi ki böyle bir bilim var. Bugün bilim eksik ama tam değil. Eyvallah. Benim görüşüm bu. Hocam siz cevap vermek ister misiniz? Kısaca ben de şeyler söyleyeyim. Bir kez aleme alem denmesinin sebebi alemin bilinebilir olmasından dolayıdır. Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olarak nitelenmesi etimolojik olarak alem alametten gelir. Alamet bilinebilir olduğuna işarettir. Alamet işaret demektir. Dolayısıyla biz şu anda bilmiyor olabiliriz ama yine de bilinebilirdir. Aslında bilinebilir olan kutsal değildir. Dolayısıyla kutsallık Kur'an'da Allah'ın zatında toplanmıştır bu sebeple. Yani
olay hakkındaki daha geniş incelememi Esma-i Hüsna'dan, evet, El-Kuddus isminden mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Yani vahiyler tarihinde, vahiyler de bir süreçtir, onu söyleyeyim. Vahiylerin de tekamülü vardır bu anlamda. Orada kutsallığın nasıl son peygamberde, Allah'ta toplandığını görürsünüz. Onun için bunun haritasını orada yapmıştım, ona atfedeyim. Yani alem bilinebilir olandır. Onun için dokunulmaz değildir yani. Alemdeki her şey dokunulabilir. Onun için bize bu şunu söylüyor aslında. Ben bilinebilir kıldım, siz niye bilmek için yeterince çırpınmadınız? Bu bir. Evet. İkincisi, bu arkadaşımızın söylediği şey de aslında bir bilim yaklaşımıdır. Evet. Bir yöntemdir. Malumunuz, modernizme bir cevap olarak doğdu bu ki Karl Popper ve efendim Thomas Kuhn bunu işte bilim yanlışlanabilir olandır. Aslında bu bilimi kendi kendini eleştirme olgunluğuna kavuşturdu. Evet. Bilim kendi kendini eleştirme olgunluğunu taşırken biz Müslümanlar neden atalarımızdan intikal eden böyle şeyleri gelenek yanlışlanamaz mı? Eleştirmekten korkuyoruz. Eyvallah. Yani bilim kendisini beni yanlışlayın, yanlışlayın ki daha doğruyu bulayım derken biz neden hurafelerimize din gibi sarılıyoruz? Aslında bu örneği Kur'an'da Müddessir suresinde anlatılan bir sığ düşünme biçimidir. İnnehu fekkara ve kadder. O tip, o ön yargılı tip, aslında orada tırnak içinde ön yargılı tip, ölçtü biçti. Fakat sığ ölçtü biçti. Yani ön yargılarıyla ölçtü biçti. Aslında kendi kendine zincir vurmuştu. Onun için o zinciri kıramadı. Bir daha ölçtü biçti. Yani ben kahrolası bölümünü söylemiyorum. Dolayısıyla bu anlamda bir düşünme ama ön yargılı düşünme biçimine. Çünkü burada kullanılan fiil tefkir, diğer tümünde bir tane burada kullanılır. Diğer tümünde tefekkür. Tefekkürle tefkir arasındaki fark bu. Biri sığ düşünme, ön yargılı düşünme. Biri ise yani ön yargısız. Yani değişebilir, dönüşebilir. Haklı ise o. Hak neyse o. Hak mı? Buyurun. Yani hak Allah'ın ismidir aynı zamanda, unutmayın. Dolayısıyla insanın bir tane ön yargısı olmalı. O da hakikat. Evet. Hakikate ön yargısız mıyız? Önce bunu bir koyalım. Bunu tartışalım. Yoksa yani arkasından bunun postmodernizmdi bu. Çok tartışma. Postmodernizm de yıkıldı. Şimdi post-truth geldi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunlar değişebilir şeyler, yaklaşımlar bunlar. Onun için bu anlamda Müslümanların aslında şöyle dönüp bir tevbe etmeleri lazım. Tevbe yani dönmek demek. Ön yargıdan tevbe, tevbelerin en zorudur. Eyvallah. Eyvallah hocam. Başka sorumuz? Evet, buraya verelim. Burada. Hayırlı akşamlar herkese. Hüsamettin Hekimoğlu ben. Her iki hocama da bir soru sormak istiyorum. Gerçi konferans başlığından farklı bir şey ama konuştuğunuz sohbetlerin içerisinde geçtiği için, bilimle de ilgili olduğu için sormak istedim. Kainat sabiteleri ve bu sabitelere olan yolculuğumuzda, bu sabiteleri bilmemizden kaynaklı bazı şeyleri insanoğlu hayatı boyunca insanlık tarihinde geliştirebildi. Mesela nedir? İşte tabiatın bazı yasalarına sahip olması sebebiyle bir araba yapabildi. Niye? Her zaman o şartlarda o araç o şekilde çalışabilecek vesaire gibi düşünebilirsiniz. Teknolojiyi belli bir yere getirebildi. Bu bağlamda sebep-sonuç ilişkisi ilahımızın da söylediği gibi değişmeyen yasalarla birlikte sebep-sonuç bağlamında determinizmle ilgili ne düşünüyorsunuz? Biraz önce Mustafa Hocam da söyledi. Birbirine
milyarlarca sonsuz derecede girift bir sebep-sonuç ilişkisinden bahsediyoruz yeryüzünde. Bu sebep-sonuç ilişkileri biz bilmiyoruz diye mutlak surette bir sonuca işaret ediyor diye düşünmek doğru mu? Yani evet. Hep aynı sebepler aynı sonuçları doğurur anlamındaki determinizmi diyorsunuz. Aslında hep aynı sebepler hep aynı sonuçları doğurur mu? Biz bilemiyoruz kısmı var işin. Ama işin künfüne sahip olduğumuzda hangi sebeple hangi sonuçların olacağı sabitesi var ise bunu İslami olarak nasıl anlamlandırmalıyız? Bu determinizm mi yoksa bu başka bir başlık altında mı değerlendirilmeli? Evet. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok kısa söyleyebilirim. Çünkü zaten biraz önce Mustafa Hoca bahsetti aslında ondan. Bu zaten dini yahut felsefi olarak ancak cevaplanabilecek bir soru. Yani bütün evrenin determinist, kaderin belirlenmiş olduğu bir sistem var mıdır yok mudur sorusu biraz sanki öyle bir alana kayıyor. Çünkü mesela fiziğin bütün hepsini bilebilmesinin önündeki en büyük engel işte kaos teorisi, belirsizlik ilkesi falan gibi. O böyle muğlak alanlar, bizim hesaplayamadığımız, ölçemediğimiz yerler var. Ama eğer bir ol noktası varsa, ol emriyle başlıyor ise her şey, o ol emri bir murada matuftur. Demek ki bir şey için vardır ve dolayısıyla her bir oluş bize ne kadar karmaşık, rastgele, stokastik, rastlantısal falan gözükürse gözüksün, kendi içerisinde bir planı vardır. İşte en başta konuştuğumuz evrenin bir zihni var mı işte falan filan gibi hikayeler de aslında oraya bağlanıyor. Erekselci baktığınız zaman, yani bu evrenin bir amacı vardır anlamında baktığınız zaman bu sorunun felsefi cevabı bana da çok yakın gözüküyor. Zira amaçlı davranan bir varlık olduğunu düşünen bir varlık olarak amaçsız bir evrenin kaza eseri bir sonucu olduğumu çıkarsamayı vicdansız buluyorum. Yani denedim, çalışmadı bende. Hani bir başkası böyle bir sonuç çıkarsa da başım üstüne. Hatta anlatsa ben de dönebilirim belki, bilmiyorum, beni ikna ederse. Ama şu anda bana vicdanen Descartes'in söylediği düşünüyorum öyleyse varım gibi. Ya bu zihin varsa bu zihnin bir sahibi var. Bu zihnin bir aslı var. Bu bir aynada yansıma gibi. Yani güneşin işte bir aynada yansıması gibi bir parçası. Dolayısıyla oradan bütün bunları da bir hikayesi olmalı diye ancak felsefi bir şey çıkarabiliriz gibi geliyor bana. Biraz önce o kün fe yekün meselesinde de dokunulduğu gibi diye düşünüyorum. Eyvallah. Çok karıştırdım ama öyle bir şey olması lazım. Buyurun hocam. Son olarak alalım. Eyvallah. Bir kere ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ben de. Efendim. neden bilmediğimi... bilmiyorum demek... Öyle kolay değil bilirsiniz hocam. En zor cevaptır bilmiyorum sorusu. Evet. Evet, hele bir de adınız hocaya çıkmışsa. Evet, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Allah'ın değişmez sünneti her şeyin sebepliliğidir. Bunu da biliyorum. Fakat her sebep aynı sonucu doğurur demek... Bana sebebin kendisini Tanrı ilan etmek olarak görünüyor. İşte ince nokta burası. Sebebi Tanrı ilan edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Zira sebebini bilmediğimiz sonuçlar olduğu gibi sonucunu görmediğimiz sebepler var. Bir de üçüncüsü ne sebebi ne sonucu gördüğümüz şeyler var kainatta. Biz gözetimi, ömrü, varlığı çok sınırlı bir türüz. Kainatın yaşı içinde bizim tecrübemiz ne ki? Kayıtlı tarihin tecrübesi ne ki? Kurduğumuz medeniyetin tecrübesi ne ki? Topu topu 7000 yıllık bir yazı geçmişine sahibiz, en ilkeli de dahil. Hadi Göbekli Tepe'ye gidelim, 13.000 yıl diyelim. Göbekli Tepe'deki o taşların üzerindeki kazınmış şeyleri de ilkel bir hiyeroglif olarak görelim. 13.000 yıl. İnsanoğlu yani Homo sapiens'in bugün genetik olarak tarihi 386.000 olarak veriliyor. Bu son veri. Dolayısıyla bu dün küçük, daha bebek nedir ki? Kaldı ki kainat.
Bir de evrenler üzerinden düşünün. Şimdi biz karbon temelli bir hayat yaşıyoruz. Diyebilir miyiz kainatta karbon temelli dışı bir hayat mümkün değildir? Mümkün değil. Böyle bir şey demek. Böyle bir şey demek mümkün olması için kainatın her tarafını incelemiş olmanız lazım. Hadi buyurun geldik tosladık bir şeye. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz efendim. İnsanoğlu efendim yani işte geldi. Bakınız bilim kurgu filmlerinde de bu vardır. Yine bir başı olan yani bir çift gözü olan bir çift kulağı olan işte Avatar filmini hatırlayın. E.T. filmini hatırlayın. En uçuk kaçığını yapmaya çalıştılar. Yine belli yani. Şeyler belli. Niye? Rüyalarımız gibidir aslında bilim kurgularımızda. Rüyalarımızda biz hiç olmayan bir canlıyı görmeyiz. Görmeyiz. Eklektiktir. Biraz ondan biraz ondan alırız. Bir kuyruk ekleriz. Bir eşek kulağı ekleriz. Bir acayip bir şey çıkarız ama eklektiktir. Ama hiç olmayan bir şey, hiç görmediğimiz bir şey görmeyiz. Aslında icat ettiğimiz şeyler de böyle. Fakat diyebilir miyiz ki kainatta bilinçli bir varlık varsa hepsi de yani üç aşağı beş yukarı buna benzer. Garip olurdu. Garip olurdu. Aynen öyle. Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Onun için aslında kaoslar da böyle. Biz kaos adını veriyoruz. Kaos teorisi var bugün. Biliyorsunuz turna balıkları yani 10 bin, 20 bin kolonilik bir turna balığı sürüsü gidiyor. Öyle acayip şey yapıyor ki suyun içinde hareketler öyle acayip akrobat gibi öyle acayip şekiller çiziyor ki fakat bir tanesi de bir tanesinin önünü kesmiyor. Bir tanesi de kazaya kurban gitmiyor. Trafik kazası olmaz mı ya 10 bin balıkta? Yok arkadaş niye olmuyor? Yani aslında ağsallık, networking. Anlatabiliyor muyum? Yani aynısı kırlangıç kuşları için geçerli. 100 bin sürülük bir kırlangıç sürüsü. Hiç siz gördünüz mü havada yaptıkları o muhteşem şeyi, hareketleri? Bayılırsınız. Bugün kaosun teorisi yapıldı. Bir orman nasıl yanar? Bunun teorisi yapıldı. Dolayısıyla hatta bir virüs nasıl yayılır? Buyurun. Yani... Kaos dediğimizde aslında bizim bilemediğimiz yasalara tabi, öngöremediğimiz yasalara tabi bir şey. Biz bilmiyoruz diye onun yasası yok değil ki. İşte bu noktada Tanrı sabiti, Allah sabiti işe yarıyor. Anlatabiliyor muyum? Allah sabiti işe yarıyor. Çünkü açıklayamadığınız noktada o sabite dönüyorsunuz. Döneceğiniz bir referans noktanız olmalı. Maksim olmalı Kant'ın ifadesiyle. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani benim de cevabım bu. Eyvallah. Son soruyu alalım. Hümeyra Hanım buyurun. Teşekkür ediyorum. Benim Sinan Hocama bir sorum, belki de bir şerhim olacak. Tabii Mustafa Hoca'ya bol bol soruyorsun. Tabii. Ona evde sorayım. Hocam az önce insanların açlıktan değil, anlam durumundan dolayı intihar ettiğini ifade ettiniz ve aç çok olursa insan... Bir, öyle söyleyince sevimsiz oldu. Açlık öldürmez, anlamsızlık öldürür diye bir vecize yapmak istemiştim. Her zaman anlamsızlık intihar etmiyor ama intiharın çok büyük sebeplerinden biri nihilistik bakışı, anlamsız bir niye olması. Anladım. Sorum tam olarak bu bağlamdaydı. Aslında aldım da cevabını ama yine de ifade etmek isterim. Son 3 günde 5'e yakın insan bir takım temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için intihar etti. Bunlardan bir tanesi de vakfa gelip giden bir arkadaşımızdı. Yani bu gibi intihar durumlarını bu sosyal duygu durumlarından, zamanın ruhundan bağımsız kurarak bir duygu durumu içine hapsetmek ne kadar doğru? Bir insan sadece aç olduğu için veya da bir takım ihtiyaçlarını karşılayamadığı için veya da bir takım çok basit bir takım ihtiyaçları için birilerine karşı mahcup bir şekilde hayatını sürdürdüğü için intihar edemez mi? Sorun bu ama cevabını da verdiniz aslında. Aslında anladım. Şöyle orayı açayım hatta daha önce hocam siz de bir dikkat çekmiştiniz. Eyvallah. Buralarda yine intihar eden bir vakalarla ilgili. Şimdi bakın orada benim üçüncü fabrika ayarı var sosyal ilişkilerle ilgili. Şimdi insan o kadar zayıf bir tür ki tek başına hayatta kalması mümkün değil. Yani beden yapısı, zihinsel donanımı her şeyi alın. Tek başına bir insan hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla beraber yaşamamız lazım ama bunun da ötesinde
birbirimize duygusal olarak bağlanma ihtiyacı olan canlılarız. O yüzden aileler, komüniteler, gruplar, işte böyle toplanmalar falan oluşturuyoruz. Şimdi bunu oluştururken ki beklentimiz, zor durumlar olmasa bile zor durum geldiğinde güvenebileceğimiz, bizim için fedakarlık yapacağını düşündüğümüz insanlarla beraber yaşama konforunu hissetmek istiyoruz. Çünkü bu bizim çok temel bir ihtiyacımız. Anne babayla başlıyor bu iş, özellikle anneyle başlıyor. Sonra toplum içerisinde böyle biz. Ama eğer ki bu sınamalar sonucunda gerçeklenmiyorsa bu arzumuz, etrafımızda insanlar var fakat o bağlantıyı ve güveni hissedemiyoruz. Mesela buradaki vakalarda öyle bir durum gözüküyor. Batı'da aslında oransal olarak çok fazla değil ama bir tık daha fazla intihar var, doğru. Biraz daha fazla. O birazı kafaya takıyor Batılı psikologlar, niye böyle oluyor diye. Bireyselleşme ve yalnızlaşma. Güveneceğiniz insan kalmıyor. Bu WhatsApp'tan yazarım gelir değil o. Yani kapını tıklatıp işte hastayken sana çorba getiren falan komşuluk hikayesinden bahsediyorum. O hikaye kayboldukça, o anlam kayboldukça o anlamsızlık insanı öldürüyor. Yoksa yani gidip birine yalvarmak, icabında gasp ederek malını, parasını ya da yiyeceğini çalarak doymak tabii ki mümkün. Buna çoğu insanın gücü var ama o anlamsızlık yaşamayı anlamsız hale getiriyor. İnsanoğlunun her sabah kalkması için, uyanıp hayata başlaması için bir anlama ihtiyacı var. Yarın sabah olur da beni hatırlarsanız, gözünüz ilk açtığında ben bugün niye kalktım sorusunu bir sorun, gününüz çok eğlenceli geçecek. Çünkü genellikle bu soruyu sormuyoruz. Bu sabah niye kalktım? Bütün hayat, niyet, gayret, cesaret üçgeninde dönüyor. Şimdi onunla ilgili yeni bir kitap hazırlıyoruz bir arkadaşımızla beraber. Niyetimiz ne? Gayretimiz ne yöne? Cesareti nereye doğru edeceğiz? Biraz bunların hepsini işte anlamamız ve hikayemiz belirliyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Hem size değerli katılımlarınızdan dolayı hem de size. Bir duyurumuz olacak. Muammer Polatlıgil çantasını kaybetmiş galiba. Danışmadan alabilirsiniz çantanızı. Tekrar çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldik. Yorduk sizleri. Sizlere de teşekkür ederim. Tekrardan. Evet. Kur'an-ı Hayat konferanslarımızın ilkinin sonuna geldik. Umarım faydalı Cumacığım, olmuştur. Ben bir huzurunuzda Sinan Hoca'ya bir köşeye sıkıştırmak istiyorum. Buyurun. Yani... Efendim. Aha da yakalandım. Ben de destek veririm eğer ikna olursa. Hadi bakalım, aldınız beni. Daha önce konuşmuştuk kendisiyle de, oradan cesaret alıyorum. Kendisi biraz önce bir şeye değindi, çok önemliydi. O benim kelimelerimle şu, kaleler yapılmış. Aslında bu kaleler ta arkaik zamanlarda, primat zamanlardan getirdiğimiz güdüler, beyincikte başlayan korku ve hayvan beynimizin taşıdığı şeyler. Hı hı. Nedir? Alfa erkek feromonlar bırakacak, araziyi işaretleyecek. Arkadaki sürü o işaretlenen arazilerin içinde ilk kaleyi yapan, feromonlarla bir bevliyle işaretleyen alfa erkektir. İlk kaleyi yapan. Ondan sonra kaleler yapıldı. Bu kalelerin adı bazen din adına yapıldı, bazen ideoloji adına yapıldı, bazen kavim adına, milliyetçilik adına, bazen şu adına, bazen bu adına. Ama kaleler hepsi aynı güdülerle yapıldı. Ve bu kalelerin içi cennet, dışı cehennem gösterildi. Bu kalelerin meşruiyeti içinde iki şeye ihtiyaç duyuldu. Bir, korku. Korkuyu pompalayacaksınız, dışarı çıkarsanız sürüden ayrılanı kurt kapar. İkincisi de hadesten taharet, necasetten taharet, bir de neden taharetti? Hamasetten. Evet, hamaset. Gaz vereceksiniz, evet. Köpürteceksiniz. Bunu yaptığınızda kalenin içindekini, kalenin içinde kaldığı için şükre mecbur bırakmış olursunuz. Yani cennet kalenin dışındadır. Ormanlar kalenin dışındadır. Irmaklar kalenin dışındadır. Göller, denizler. Yani yeryüzü cennetleri kalenin dışındadır. Ama o görmedi ki zavallı. Sen onu kalenin içinde tutuyorsun.
dünyada orta çağın kalelerine bir şey son verdi. O da top. Kalenin surunu aşan bir silah icat etmişseniz kalenin suru boşa çıkar. Bitmiştir. Devri bitmiştir. Aynen. Kale bitmiştir. Ondan sonra işte insanlar bu boğaza yerleştiler. İstanbul Boğazı da böyle yerleşime açıldı. Diğer tüm dünya boğazları da böyle açıldı. Şimdi zihniyet kaleleri var. O kalelerden kurtulduk ama kaleden kurtulmadık. Kaleci zihniyetten kurtulmadık. Şimdi de kaleci zihniyet devam ediyor. Bu zihniyetin devam etmesi için de kaleyi yapanlar korku pompalıyorlar ve hamaset köpürtüyorlar. Korku, hamaset, korku. Kaleler yıkılmalı bu anlamda. Kaleler yıkılmadan bitli baklacılardan kurtulamayacağız. Bitli baklacılar kör alıcı bulamazsa gözlerimize mil çekecekler. Ondan da kurtulamayız. Bizi kör edecekler. Ondan da kurtulamayacağız. Eğer malına güveniyorsan affedersin, ne yaparsın? Pazara çıkarsın. Evet. Herkesle yarışırsın değil mi? Hayırda yarışırsın. Bitti. Niye pazara çıkmıyorsun? Malına güvenmiyorsun. Hileli mal satıyorsun. Onun içinde pazarı kendine özgülüyorsun. Kalenin içinde kuruyorsun. Bu böyle. Bu anlamda bendeniz özellikle madem Akabe'nin böyle imkanı var. Allah bu imkanı verdi ve sorumluyuz. Mahalleler arasında yalıtkanlığı değil geçirgenliği sağlayalım. Evet. Çağır Mert Bakırcı'yı buraya getir kardeşim. Ya. Olur. Ya. Getireceğim. Başka getireceklerim de olur ama. Tamam. Gelsinler. Ona göre. Hiçbir şeylerden bakmaksızın. Tamam. Buraya gelen insanlar eğer Kur'an'ın gerçek talebesi ise her fikri dinler, en güzeline uyar. Aynen katılıyorum. Evet. İşte o cesareti gösterecek bir yer varsa herkes de buraya gelir. Eyvallah. Teşekkür ediyorum böyle bir ortamı açtığınız alkışları için. Alkışları hak eden oydu. Oydu. Büyük alkışım. Evet, bu cesarete yüzyıllardır hasret kalmışız. İnşallah sayıları ve odakları artsın. Evet. Hayırlı akşamlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar.